Kralla beraberim. Hepiniz hoş geldiniz. Abi öncelikle davetimi kırmadın. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu Rica ettin. Rica ederim abi, benim için keyif. Beni çok mutlu ettin. Bu kanala Yani ben gelen... burada olmaktan ben de o kadar mutluyum. Yani senin kadar mutluyum ben. Zaten keyifle takip ediyordum. Çok Boy boy sağ ol. Muhabbetine gülerek dinliyordum. Şimdi katılmak da ayrı bir keyif oldu. Vallahi çok mutlu ettin bizi. Bu kanala gelen konuklar genelde gerçek anlamda soru sorabileceğim, merak edebileceğim insanlar oluyor. Hani sen de onlardan birisin. Muhabbet de edebileceğimize inanıyorum. Öncelikle nasıl gidiyor gündelik hayatın? Abi bir buçuk ay falan oldu. Bir bebişi kucağımıza aldık. O biraz zorluyor genel olarak hayatta. Öyle bir yeni bir süreçteyiz. Benim için de yeni adımlar. Biraz heyecanlıyım o yüzden. Yani genel olarak onun biraz zorlaması var. Mutlu tarafları çok fazla ama işte gece uykularıyla ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz. Adapte olmaya çalışıyorum ama onun dışında işte Ümraniye serüveninde takımı biraz toparlamaya çalışıyoruz. Bildiğin gibi çok böyle İç açıcı bir senaryo yok şu an bizim için. Ümraniye'ye geçeriz tabii de. Ümraniye ile ilgili gördüğüm şey, herkes çok beğeniyor. Hocasını çok beğeniyor, oynadığı oyunu çok beğeniyor. Ama herkes Ümraniye'nin hakemler tarafından şanssızlığa uğratıldığına emin. Ama gerçekte bu da bir skor oyunu. Ümraniye ligde son sırada. Yani çok üzücü bir tablo var. Ya öyle ama geçen sene ben Giresun'da da sezon başında 6 haftada golümüz yoktu falan. Bu senaryoyu ben yaşamıştım. Çok böyle karamsar olmak için aslında ligde zaman Tabii. yok. 9 hafta geçti. Şimdi 3 puan galibiyeti yok kağıt üstünde. Zaten biraz daha görece zayıf bir kadro ve herkes kafadan ya iyi oynasa da kazanamıyor moduna giriyor. Ama birkaç şeye bakıyor. Bir anda kırılma anında değiştirebilirsek. Ya 2 teri galibiyetle zaten şu an aramızda 3'er 4'er puan var. Bir bakıyorsun işte 11.sin. Sonra 2 mağlubiyet alıyorsun, geri düşme hattındasın. Çok karamsar olmaya gerek yok. Takım biraz şey olduğu için, yeni kurulduğu ve lig tecrübesi hem kulüp olarak hem çoğu oyuncu bazında biraz lig tecrübesi eksik. Onun biraz mental kırılmalarını yaşıyoruz. Ama ben yine karamsar değilim ya. Kendi ismim de Umut, o yüzden böyle çok umutsuz Evet. olmak bana şey olmuyor. Doğru gelmiyor. Recep Hoca nasıl? Ben çok beğeniyorum. Uzaktan bir izleyen adam olarak. İtmanlarda nasıl? Abi şöyle, şimdi takımın hocası olunca böyle güzellemem gerekiyor doğal olarak. Yani ama Yani bu içimden gelerek söylüyorum. Şöyle, Abdullah Hoca döneminde ben Recep Hoca'yla yardımcıyken Beşiktaş'ta çalıştım. O zaman da sohbetimiz, muhabbetimiz iyiydi ve futbola bakış açısına da güveniyordum. Sonrasında Ümraniye'ye geçtikten sonra da ben dışarıdan da onlarla iletişim halindeydim. Sürekli görüşüyordum. Ya çalıştığım ilk 3 en iyi hocadan biri diyebilirim. Şöyle, hem saha içinde taktiksel olarak çok kafa yoruyor, bireysel analizlerle de İşte takımın savunma yönü ve hücum yönü, birkaç set kurulum, karşılamada birkaç farklı varyasyon. Onun dışında işte iletişim olarak da biraz hocalarda bu taktiğe çok kafa yoran hocalarda sen de biliyorsun böyle şeydir. Biraz böyle değişik kafalar, muhatap olmaz, kendince bir şeylere takar, deli modundadır. Recep Hoca'nın böyle bir öğretmen tarafı da var. İngilizce öğretmenliğinden mezun zaten. Boğaziçi İngilizce'den mezun. Bir öğretmenlik tarafı da var. İletişimi de güçlü. İkisi bir arada böyle hoca bulmak zor. O yüzden biraz da şey için de üzülüyorum ya. Takım böyle gidiyor. Ya hoca şimdi lig piyasasında ben kalacağını zaten düşünüyorum ama çok böyle şaşalı bir giriş. Hem iyi oynarken kazansa böyle ya Recep Uçar gerçekten işte ligde artık devamı gelecek dese insanlar daha iyi olabilirdi. Şimdi böyle şey gibi bakıyorlar. Ya hoca tamam lige çıktı ama işte skor gelmiyor. Beğenenler olsa da böyle yine bir soru işaretiyle bakacaklar ama ben çok önünün açık olduğunu düşünüyorum Recep Hoca'nın. Çok Ben de öyle beğeniyorum düşünüyorum. Ben tarzında. de çok beğeniyorum. Ama çok şanssızlık işte. Yani skor oyunu ve çok da adamın yani çok da fazla yapabileceği de bir şey yok. Ümraniye zaten kendi yağında kavrulmayı seçen bir kulüp. Bir de üstüne hakem şanssızlıkları, maç içi şanssızlıklar. Yani Kayseri maçı mıydı? Tam hatırlayamadım yani. Girmiyor işte Son top. Kayseri Yani maçı aynen. bir şekilde girmiyor. Penaltı oldu mesela. Enteresan orada tabii ki. Şey, demagojisi yapmak çok şey değil yani. Beşiktaş'tayken de bunlar yaşanıyordu. İşte hakemler bizim üzerimize oynuyor. Üzerimizde işte büyük bir plan var. Birileri Ümraniye'yi düşürmeye çalışıyor. Birileri işte Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya çalışıyor. Onlar komplo teorileri sevenler, birbirlerine anlatırlar ama çok benim hayatımda gerçekçiliği yok açıkçası ama şu kalan geçen yani 9 haftada biraz
birkaç maçta özellikle çok böyle bariz hatalar oldu ama orada da işte hakemle saha içinde diyaloğu iyi olan bir insanım. Konuşuyorum hakemle işte Umut'cum uyardılar işte elini büyütmüş diyor. Videoda izliyorsun adam elini büyütmemiş. Sırtını dönüyor işte ne bileyim sırtı eli karışık çarpıyor. Yani can yakıcı pozisyonlar ama çok da böyle hakemlerin üzerinde bu kadar baskı varken zaten çok böyle mantıklı kararlar verebilmelerini de ben beklemiyorum ne yazık ki. Ben seni ilk gördüğüm yeri hatırlıyorum. Sen bir Karşıyaka maçında gol atmıştın. İkinci ligdeyken mi? Evet. Olabilir. Grupta Bir Karşıyaka ile Göztepe eşleştik. Karşıyaka maçında gol at. İlk kez Umut Nayır'ı o gün görmüştüm ben. Doğrudur abi. Futbolcu Alt ligin olarak. tozunu yuttuk ya. Atan Hoca Ama bizi de yuttuk alt ligin tozu. güzeldi ama bence abi. Ya, atlik keyifli değil midir? Futbolcu olarak. Yani tabii Abi maddi şöyle olarak çok yani. keyifli değildir de. İşte soyunma odasına giriyorsun böyle hap kadar. İçmeye su yok böyle Ankaragücü'de o dönemde bir de bayağı sıkıntılıydık işte. Tesiste kimsenin arabası yok. Bir tane arabası olan var işte. Gaz parası veriyoruz çocuğa bizi bir yerlere bıraksın falan diye. O günlerde ama böyle bakıyorsun hep böyle gülerek hatırlıyorsun. Maçlarda böyle inanılmaz keyif almışsın. Hem tecrübe olarak hem ana olarak bence güzeldi. O alt ligin tozunu yutmak şeyi bence bir gerçekçiliği var ya. Hayatla böyle bir Ama senin alt yüzleşebiliyorsun lig tecrübelerinde de şehirler İzmir, Ankara falan yani. Sen de böyle alt ligin yani. hani Ama deplasmana gidiyoruz Hasan Hoca şimdi öyle deme yani. Tamam gidiyorsun orada da abi yaşıyorsun ama uçakla gidiyorsun, dönüyorsun. bir şarkı hizmetim var Malatya'ya. Bir kısa bir dönem Malatya gördüm. Abi hukuk okudun. Sonuçta hakimlik sınavını kazansan da bir Malatya gibi bir yere gidecektin. Aynen. Daha bitiremedim gerçi ama yani bitirme hedefimiz var hala. 2011'de girdim. 11. senem hala. Biraz da şey avantajı da var işte. Öğrenci gibi gözükünce genç sanıyor insanlar. Şimdi 29'a geldim ama hala bir genç imajım da var bu öğrenci şeyinden dolayı. Senle benim aram 3 günmüş. Öyle mi? Evet. Önce mi sonra mı? Bilmiyorum. Chatten biri öyle yazdı. Ben 1 Temmuz doğumluyum. Ha, o zaman ben 28 Haziran 3 gün sonrasın. Ben hatırlıyorum bir şeyde aslında diğer hesabımdan paylaştım sanıyordum ama bir doğum gününü kutlayayım diye şey Twitch'ten bir şey paylaşmıştım. O ara fark edildim hemen bir alelacele şey yaptım falan böyle çıkmaya falan çalıştım. İki hesap vardı birinden yanlış ya, yani kendi gerçek hesabımdan yazmışım. Orada fark edilince biraz şey oldum. Gündemi işgal etmiş gibi hissetmiştim kendimi kötü Estağfurullah. olmuşum. Hatırlıyorum o günü. Evet, doğru söylüyorsun. 93'lüler be Umut Hoca. Demek ki Sevgili 90 jenerasyon. son jenerasyon denebilir bence. Yani doğru düzgün bir şeyler çocukluğunda görme adına. Abi kaçlısın işte birliyim ikiliyim o geyiği en güzel biz yapıyorduk bence. Şimdi 2001-2002'lerde o tadı yoktur. Şimdi 2022'lere geldi. Şimdi 2000 sonrası o milenyum çağı o şeyi bozdu bizim. Öyle nostaljik kesim bizde kaldı. Bizden sonrası bence şey tamamen ayrı bir hikaye. 2008'li adam seneye lisede mesela. 2008'liyim diyor. Düşün ben üniversiteye şimdi derslere katılabilsem yani 2003'lü böyle 2002'li falan çocuklarla sıra arkadaşıyım yani öyle bir moda girdim şu Onların da makarası başka olur ama hakikaten karın kası an. yaptırır adam. Ben bir o kafaya girebilir miyim bilmiyorum şimdi çok maruz kalmadığım için. Üst düzey bir makaraları vardır kesin canım. Vardır abi sizde seninle beraber TikTok çekerler işte. Ama gerçi hukuk okuyan çocuklar yani. Biz de şimdi çocuklara zırt zırt muamelesi yaptık da. Çocuklar da hukuk okuyan çocuklar. Şeyde hukuk değil miydi ya bu bir tane şey yarışmasına katılmıştı. Hukuk mezunları da o kadar şey değil. Kalite biraz düştü ya. Her üniversitede hukuk şey fakültesi olduğu için Ama bir evet değişik üniversitelerde hukuk fakülteleri var doğru. Sen Ankara öyle çok da hukukta mı anlam etmiyor. okuyorsun abi? Ben Ankara hukuk giriş Beşiktaş'a geçince Özyeğin'e yatay geçiş yaptım Özyeğin hukuka. Hüsnü Özyeğin okulun kurucusu Beşiktaş'ın da şeyiydi bayağı bir işte şey de oldu işte gel bizim üniversitede bizim için de büyük bir şey olur falan dedi. Öyle geçtik ama çok da öyle bir artısı da olmadı yani. Biraz sınav takviminde katkılar olur diye umuştum ama hiç olmadı. Sadece maçlarda beni gol atınca falan arıyordu işte tebrik etmek için. Aa ne güzel. Aynen. Maddi olarak yani Beşiktaş'a destek olmuyor diyenler de utanmıştır herhalde Hüsnü Özyeğin'in. Yani bir katkısı olmuştur oradan ucundan. Tabii. Allah razı olsun sağ olsun Beşiktaş'ın her zaman arkasında. Okyanusa bir Bak damla en bırakmadı. azından kafanda şöyle bir soru işareti bırakmadı. Hani ya ulan nasıl gideceğiz de Ankara'ya sınavlara gireceğiz. İşte böyledir Beşiktaşlılık.
Budur Beşiktaş'ta. Kötü günde belli olur. Helal olsun üstüne be. Ama Hasan Hoca sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Ankara Hukuk normalde puan olarak Özyeğin Hukuk'tan daha yüksek. Buraya geçerken Aa. bütün haklarından feragat ediyorsun. Ben bursuz gözüküyorum falan ve para ödüyorum her ay. Hem de güncelleniyor şimdi her sene. Her sene bir güncellenme var. Gümbür gümbür gümbürdü. Patladım ya. Eksideyiz. Adam Beşiktaş'a transfer oldu diye zarara girmiş arkadaşlar ya. O zaman Hüseyin Yücel'e Daha sezonu seslenelim abi. iyi. Belki Hüseyin Yücel'den mi? Gerçi yok ya. Bir daha Sağlık yatağa ilk olsun. yapamıyorum ya artık. Kime gitsek Şimdi normal artık. Bir Ankara'ya şansım dönsem bu yok. sefer yok. O Artık da olmaz. geçmiş olsun. Kurtarır yok. Peki abi Beşiktaş'a transfer olduğunda şöyle bir şey oldu. O dönem Beşiktaş tribünleri şöyle bir ikiye büründü. Arkadaşlar biz alt ligden Umut'u izliyoruz. Umut iyi topçu. Beşiktaş'a da katkı verir. Öbür tarafta da şöyle diyordu. O iyi katkı veren adamı aldık, katkı versin diye niye kiraladık? O dönem başına neler geldi? Niye öyle bir şey yaşandı? Hani seni isteyenler ve kiraya verenler başka insanlar mıydı? Yo aslında ikisi de aynıydı ama şöyle oldu. Ben Osmanlı Spor'un oyuncusuydum. Ankara Gücü'nde kiralık oynuyordum. Ankara Gücü'yle o sezon lige çıktık. Lige çıktıktan sonra Osmanlı Spor'da ligden düştü o aynı dönemde. Onlar düştü, Ankara Gücü çıktı. Ben Osmanlı Spor'a devam etmek istemediğimi söyledim. Yani beni bırakın. İşte makul bir meblağ karşılığında satın gibi bir şeyler. Ankara Gücü'yle ilişkileri de ayrı bir ilişkiler olduğu için. Genel senaryoda Ankara Gücü işi çözecek. Sezon başlamadan ben Ankara Gücü'ne katılacağım gibi bir şey vardı. Abi süreç uzadı. Uzayınca futbolcular için böyle koruma maddesi gibi bir şey var. Yani 3 sene boyunca sözleşmende herhangi bir iyileştirme ya da bir yenileme olmadıysa sözleşmeni tek taraflı feshedebiliyorsun. Sportif bir ceza almıyorsun ama bir tazminat maddesi doğuyor. Bu tazminat maddesi de daha önce emsali olmadığı için kimin belirlediği, nasıl belirlendiği böyle bir hakem heyeti tarafından belirleniyor ama emsal bir karar yok. Süreç uzayınca Osmanlı Spor biz 2 milyon euro istiyoruz falan dedi abi. Ben dedim ki abi ben gideceğim notere tek taraflı feshedeceğim. Gittim tek başıma noterde sözleşmeyi feshettim. Sonra menajerime dedim ki ben 2 gün boyunca hiçbir kulüple görüşmeyeceğim. Şimdi böyle bir kulüple anlaştım da arkadan dolanıyor gibi böyle etik dışı bir şeyler olmasın diye. Bildiriyi yayınlayacağım. Sen 2 gün boyunca bütün telefonları sana yönlendiriyorum. Yani aramayı direkt yönlendiriyorum. Onlarla görüş. Ben hiç şey yapmayacağım falan. Hatta doğum günüm zamanlarıydı. İşte o süreç öyle bitti. Bir kaos oldu. İşte Osmanlı biz dava açacağız dedi. Bir tazminat meselesi var. Ortada muallak bir durum var. Beşiktaş'tan işte ilk Umut Güner iletişime geçiyor menajerimle. Ondan sonra 2-3 gün geçti. Ali abi, Ali Naibi benimle görüştü. Sonra Şenol Hoca görüştü. Çok istekli davrandılar. Biz protokolde anlaştık. Beşiktaş'ın da tavrı şu. Biz Osmanlı Spor'la aramız, ilişkimiz iyi. Onlarla meseleyi dava olmadan çözeceğiz. İşte atıyorum 250 bin, 300 bin euro neyse vereceğiz. 2 milyon euro istiyorlardı. Biz bir şeye karar vereceğiz falan. Abi süreç başladı. Şenol Hoca aradı beni dedi ki Slovakya kampıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk etap kampı. İlk etap kampına yetişsinler diye ben sana şey bastırıyorum onları dedi. Söyledim dedi. Tamam hocam ben de çok heyecanlıyım işte falan. Böyle kendimce bireysel çalışma falan yapıyorum. Abi etaba gittiler. Katılamadık. İşte hallediyoruz falan. İlk etap bitti hala olmadı. İkinci etap oluyor halloluyor yine olmadı. Sonra Avrupa elemeleri falan başladı. Bu Negredo son dakikada falan gol atmıştı Linz hatırlarsın. maçı evet canlı o gün oradaydım. Aynen. İşte onlar oluyor. Ben hala böyle katıldım. Artık psikolojim bozuldu. Böyle şeydeyim artık. Yani olmayacaksa da Beşiktaş'la imza protokolü feshedelim. Ben başka kulüplerde gideyim bir yerle başlayayım artık. Yani lig başladı. Biz şeyiz falan. Neyse neticede Osmanlı'ya bir şey bağladılar. Başladı. Senaryoda Şenol Hoca'nın söylediği işte biz sezona Wagner'lar vardı o zaman. Alvaro vardı. Mustafa abi vardı. Burak abi vardı o zaman. Gelecek dediler gelmedi. Gelmemişti. Ya birinci forvet Ocak'ta kimdi geldi hatırlamıyorum Burak şimdi. Yılmaz. Ya senaryoda işte Negredo'yu şeyi Mustafa abi Wagner'la bu yollayıp 3 forvetten biri işte Larin ben ve bir tane baba forvet alma. Bu şey vardı ya geyik. Baba bir forvet alacağız işte. Taşıyacak gidecek bizi geyiği. Yani sezon başladı ben katıldım oraya. Bütün oyuncular duruyor. İdmanda 6 forvet. Yani öyle Güven de vardı. Hatta Güven de yeni katılmıştı. Biz böyle Güven'le şey gibiyiz. Kuru fasulye gibi. Yani böyle yarım yamalak. Zaten Avrupa maçlarından geliyor takım. Çok idman yapmadan geri gidiyor falan. Bir yerlerden Süper Lig kulüplerinden arıyorlar işte böyle kiralık gidelim falan. Ben
Şenol Hoca beni aradı, çağırdı buraya. Ben burada sezona başlamak istiyorum dedim. İdman eksikliğim de var. Hatta Vida Dünya Kupası'ndan gelmişti. Vida ile bireysel idman yapıyoruz biz. Neyse, Ali abiyle görüştük. Ali abi dedi böyle böyle arayanlar var. İstiyorsan gidip oyna işte, buraya daha şey gelirsin falan. Dedim abi ben zaten oynayıp geldim. 2 sezonda 35 tane gol attım. 2 sezon Göztepe Ankaragücü lige çıktım. Başarılı olduğum için siz beni buraya getirdiniz. Oynayarak geldim, ben devam etmek istiyorum falan. Hocadan öyle bir şey gelirse dedim ben değerlendirebilirim yani. Çünkü seçim yapacak hoca. 2 gün sonra Şenol Hoca dedi işte böyle böyle işte çok arıyorlar beni. Şimdi ben kadroyu boşaltacağım, böyle bir planım var diye söyledim ama oyuncuları elimizden gönderemedik. Kalabalık kadro yani, burada seni şey yapmak istemem. Gider oynarsın, gider işte gollerini atarsın, gelirsin daha dolu dolu gelirsin falan oldu. Sonra son gün Samet Hoca aradı Bursa'dan. Bursa'ya gittim. Yani hiç planımda yoktu. Hem sezon öncesi kampın yandığı, hem böyle bir kaostu, böyle çok karamsar kötü bir dönemdi benim için. Acayip bir başlangıç olmuş Beşiktaş'a. Saçmaydı aynen. Ya oradan böyle bir saçma bir soğuma oldu yani, düşün. Hayallerinin takımı doğum günü zaman düşün. Beşiktaş'tan aradılar. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sonra 3 ay abi şeyi bekledik. Protokolü attık. Takıma katılmaya veriyoruz. Geldi gelecek, geldi gelecek. Ya bireysel anlamda zordu. Bir de takım idmanı yapmıyorsun. Tek başına çalışıyorsun falan. Kamp yemedin. Çok böyle eksile başlamıştım orada. Biz güvenle kuru fasulye gibi izlerken kuru fasulyeyi nasıl düşündün kafanda? Ya şeylerde vardır ya oyunlarda böyle şey. Ya sen kuru fasulyelensin, yanmazsın işte. Onun yaptığı eylemler ciddiye alınmaz. Yoksa normalde en sevdiğim yemek kuru fasulye. Öyle Ben de ciddiye yani kuru fasulye kuru gibi fasulye izleyince şey acaba yapmıyorum. dedim yani böyle tiksiniyor musun kuru fasulyeden yani? Yok yok, en sevdiğim yemek kuru fasulye de yani orada oyun dışında biraz kaldık gibi oldu, ondan söyledim. Hatta Güven de sezon içinde oyuncular birer birer ayrılınca şans bulmaya da başladı zaten. Abi o dönem zaten Ocak'ta Burak Yılmaz gelene kadar Negredo son gün ayrılıyor. Aynen. Negredo son gün Wagner ayrılınca sezon içinde gitti. sezon içinde gidiyor. Yani 6-7 tane falan forvet değiştirdi Beşiktaş o sene. Yani yine Aynen. sana şans doğardı belki. Evet. Ama kısmet yani. Ondan Tabii tabii sonraki öyle sene ya. ama Abdullah Avcı ile Beşiktaş'a dönüyorsun. Ciddi de süreler buluyorsun ama bu sefer de Abdullah Avcı ciddi puanlar alamıyor. Ciddi tepkiler alıyor. Başkan gidiyor. Protestolar oluyor. Yeni bir başkan Evet. geliyor. Ve hoca gidiyor. İkinci senen de yani aslında Beşiktaş'ın en Netflix iki sezonunda varsın yani. Aynen, bir Till I Die belgeseli Sunderland gibi bize de çekilse bayağı bir şey çıkardı oradan da. Yani epey bir mevzu oldu. Bir de şey geyiği vardır yani, böyle Anadolu kulüplerinde ya da alt ligde falan olunca klasik, hoca böyle bir iki orada bir sirkülasyon olur, hoca sürekli değişir ama şey diyorsun ya, yani Beşiktaş'a geldim, Şenol Güneş var abi, daha ne olsun yani, burada bir düzen var. Orada devam edeceğiz. 3 sene Şenol Hoca var. Ben de işte Şenol Hoca'nın bir de şeyi vardır. Forvetlerle çalışmış. Hep çalıştığı forvetler de böyle skor olarak yükselmiş, kariyer olarak yükselmiş. O hayallerle böyle diyorsun ya, Ya Şenol seni Hoca. Beşiktaş'a getiren ekipten 1,5 sene sonra kimse kalmadı. Bir tek Güven O Yalçın'da kadar. sen kaldın. Aynen. Tam öyle olduk. Yani açıklaması zor Hasan Hoca ya. Şey olarak dediğin gibi yani, bir de Abdullah Hoca başlıyor ve şey olarak başlıyor. Hani mesela Sergen Hoca geldi, imzayı attı, 30 bin kişi yani, tribünlerin dolmadı. O dönem başarısız olduğumuz için tribünler o kadar dolmuyordu. İmza töreninde Sergen Hoca daha fazla insan getirdi. Abdullah Hoca'da da şey var, 2 maç kaybederse şey tezahüratı gelme ihtimali var yani. Yere yatsan Abdullah Avcı diye bir şey vardı ya, bu Başakşehir'de Abdullah Avcı'ya sürekli üstüne yüklendikleri. Ona dönme ihtimali var. Ve sezona şöyle başladık. Abdullah Hoca geldi Orhan Hoca ekibinde. Orhan Hoca'ya karşı da Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili bir sıkıntı vardı. Bir Abi şeye silahlı gittik. bir mevzu vardı. Aynen. Ya tam içerini bilmediğim ama Evet. bayağı bir aralarında bir sıkıntı vardı. Ya kampa gidiyoruz, yurt dışındayız. Ya gurbetçi taraftarlar normalde Beşiktaş orada inanılmaz bir sevgiyle, destekle gelirler. Stadyumda yani hazırlık maçında bile Orhan Hoca'ya bağırıyor, takımı desteklemek bir yana. Bir de zaten hazırlık maçlarında işte Abdullah Hoca'nın kendi sistemini, bize sezon öncesinde yaptığı sunumdaki yapmak istediklerini bir anda yapmak kolay olmuyor. Zaten bir sürü oyuncu geldi. Yine bir sirkülasyon oldu. Elindeki oyuncu kadrosu da belki koymak istediği sisteme de çok uygun değildi. İşte üst üste gelmediler. Zaten skor olarak da böyle çok iyi başlayamadık. Sonra oyun olarak yükselemedik. Bir ara skor olarak yükseldik. Bir şeye tutunmaya çalıştık ama çok şey olmadı. Senin Yani zaten orada şeyin kopacağı belliydi. iki tane tuhaf maçın var. Bir Galatasaray, biri Kasımpaşa.
En iyi serimiz o zaten. 6 maçlık bir seri yapmıştık hatırlıyorsun. Kasımpaşa'dan sonra hatta sanırım içeride Malatya'ya mı kaybettik? Sonra devre arası girdi. Liderle aramızda yani 3 puan vardı ya 4 puan vardı. Böyle kafa kafayaydık. Yine böyle şey var, eleştiri var ama herkes de bir umutlu lan. Hala kafadayız böyle şey devam edebilir mi? Sonra şey elendik. Kupada Erzurum elendik. Lige başladık Sivas'a yenildik. Sonra fişi çektiler hocam. Abdullah Avcı ile forma giyiyordun, forma buluyordun. O dönem Beşiktaş taraftarıyla da aran iyiydi. Aynen. Ondan sonra Sergen Yalçın göreve geldikten sonra biraz da işte o dönem o sene bitene kadar Burak Yılmaz, ondan sonraki sene Abubakar falan filan derken Sergen Hoca ile pek bir elektriğiniz tutmadı gibi geçti taraftara. Öyle mi o iş? Abi şöyle yani orada da aslında hoca geldikten sonra Sergen Hoca işte Burak abi çok iyi bir form yakaladı. Yani ilk iki maç dışında Burak abi çok iyi skor yapmaya başladı. Doğal olarak Burak Yılmaz gibi forvet skor yapmaya başlayınca da genelde 90 dakika sahada kalıyor ya da 87'de çıkıyor, 80'de çıkıyor. Yine hoca değerlendiriyordu beni. Oyuna giriyordum ama maç kopmuş. Çok aksiyon yok. Yani böyle çok bir atraksiyon yoktu. Sonra şey patladı. Zaten 3-5 maç sonra yani belki daha fazladır ama biraz varsayım olarak söylüyorum. Pandemi patladı. Ara girdi. Evlere kapandık. Sonra bir daha toplandık. İşte yeniden idmanlara başladık. Sezon başladı. Yine şey buluyordum. Sezonun bitmesine bir ay kala ben Covid oldum. Yani Sergen Hoca aslında bana şans veriyordu ama ben Sergen Hoca'nın döneminde zaten o Covid sürecinden sonra sezonda takım sonda bir topladığı dönemde ben hiç oynamadım. Hiç katkı vermedim. Sergen Hoca'ya katkı vereceğim bir dönem geçmediği için Sergen Hoca'nın yaklaşımını anlıyorum yani. O dönemki kadroda katkı veren oyunculara biraz daha güvendi yeni sezona başlarken. Böyle olunca da biraz arka planda kaldım. İşte başka serüvenlere doğru yol aldım. Hatta PAOK maçında yine şans verdi elendiğimiz maçta. Yine pandemide tek maçtıydı işte. Rövanş yoktu. Oyuna sonradan girdim. Hatta bir pozisyon golle sonuçlandırabileceğim bir durum var. Atsam belki farklı bir hikaye olacak. İşte o maç Larin gol attı. Larin belki hiç kafasında yokken bir anda Larin'le devam etti. Larin de o sezon çok iyi geçirdi. Ya böyle şey biliyorsun forvetlerde böyle küçük kırılma anları. İşte o maç gol atarsın. Bir anda ya bu takımın forveti Umut derler. İşte atamazsın. Abi bu bidon işte Larin bu takımın forveti derler. Genelde zaten büyük takımda işte Mehmet Demirkol çok sık söylüyor ya, yapamadıklarında şey yapıyorsun diye. Sen seversin. Yapamadıklarında anılırsın diye. Ya biraz öyle oldu yani büyük takımda skor yapamayınca zaten ister istemez şey oluyor. Maziye daldım mı? Ya bari Ümraniye'nin bay geçtiği hafta gol atma be adam bari. Şurada şerefimizle iki sohbet ediyoruz. Bari bana gol atma. Gollük durum yok ya. Siz arayı bulacaksınız gibi duruyor. Ben anlıyorum seni. Neyse abi, hukuk nasıl gidiyor? Abi dondurmuştum geçen sene sonunda. Şimdi İmraniye geçince yeniden bir kayıt açtırdım. Herhalde bir 4-5 ders veririm diye düşünüyorum bu sene. Peki yani geleceğe dair planlarında futbolculuk ömür boyu yapılacak bir iş değil. Evet. Geleceğe dair planlarında bir öğrencisin. Yani bir lisans eğitimini elbet tamamlayacaksın. Ha, bugün olmaz tamamlayamazsın. Yarın tamamlayacaksın. Yani Atılmakla Hasan Hoca tamamlayacağız da süre de daralıyor benim için ya. biz yani bugün de yani Sayın Özyeğin'le çok fazla iyi bir ilişkiniz olmadı. Bu yayın da olumsuza götürebilir senin dersleri. Neyse, onlar önemli değil de. Yani bu işler bittiğinde planın ne? Mesela Türkiye'deki birçok, ya yanlış anlama dediğimi, birçok rezilliği gördün. Gördüm. Ya alt yapılarda da gördün, üst yapılarda da gördün, Abi kötü başkanın yönetici oyuncu gördün. dövdüğünü gördüm ben ya. Yani işte kendin söylüyorsun işte. Bir sürü rezilliği gördün. Hatta böyle istisna rezil yerlerde de bulundun yani. Evet. Şahit oldum. Epey bir olay var ya. E şimdi bir yandan da bir hem tecrüben var hem de bir eğitimim var. Bu arada insanların da sporcu olarak sözünü falan dinlediği, ağzına baktığı bir adamsın.
Yani ne düşünüyorsun devamına dair? Abi bununla ilgili aslında şimdi biraz yaş aldıkça 30'a doğru geldik. İster istemez kafanda böyle senaryolar falan düşünüyorsun ama şey geyiği yapmak istemiyorum abi. Şu anki ortamda cidden plan yapsan abi ne olacak? Hiç böyle o kadar saçma bir ortamdayız ki yani. Hem kendi ülke futbolumuzun bulunduğu nokta. Ya işte sezona başlıyoruz mesela. İşte yabancı sınırı geyiği. 4'e çıkacak. Yok çıkmayacak. 3'te devam edeceğiz. Bir anda sonra yabancıyı 17'ye çıkarıyorlar. Seneye geri 4'e çıkacak. Yani hiçbir şeyin böyle rayına gitmediği yerde ya diyorum ki sportif direktör olayım abi. Hangi kulüpte sportif direktör olacaksın ki? Yani bir böyle bir yapı var mı? Sportif direktör olsam şey diye hoca bana şey diye bakmaya başlayacak. Ya bu Umut eski de futbolcuydu. Yarın öbür gün şimdi bizim yerimize gelir mi? Zaten her şey böyle şeyde soru işaretiyle yaklaşılıyor. O yüzden böyle çok plan yapılacak dönemde değil abi. Hayal olarak bir sportif direktörlük hayalim var ama ucu da çok açık şimdi. Spor yani okula doğru yönelirsem futbol bittikten sonra özellikle spor hukuku alanında tabii ki biraz uzmanlaşmam gerekiyor. Alanda biraz bir iki sene herhalde yorulmam gerekiyor. Herhalde değil öyle. Biraz onun üstüne düştüm. Sonrasında yine futbolun içinde olmak istiyorum ama böyle plan proje kısmında. Çünkü hocalık kısmı ile ilgili şu anki düzende çok böyle yapabileceğime inanmıyorum. Yani hem benim kişilik özelliklerim hem işte genel kulüplerimizin yapısı, insan yapımız, kulüplerdeki personel ve yönetici yapımız gereği çok olabileceğini düşünmüyorum ama aynı yöneticilerle sportif direktör olunca da muhatap olacağım. O yüzden onunla da ilgili biraz karamsarım. Ucu çok açık. UEFA'da bile görev alabilirsin yani. Hukuksal alanda bir uzmanlığın olup ve sektörün de içinden geldiğin için aslında çok böyle bulunması zor bir profil. O yüzden de biraz kendimi doldurmama bağlı. Dediğim gibi ama şu anki dönemde çok plan yapmak zor yani. Saçma sapan bir dönemdeyiz bence. Valla işte şimdi mesela sen de böyle konuşunca insanın aklına şu geliyor. E peki Süper Lig'de forma giyen bir futbolcu bile hayal kuramıyorken bunca genç insan nasıl hayal kuracak? Yani sen bile bir şeye dair bir hayal kuramıyorken yani aslında bu çok ciddi bir Türkiye sorunu yani. Yani Abi şimdi karamsar olmak tabii ki şey yani böyle tırnak içinde böyle futbolcular biraz daha böyle halka çok büyük anlamda hitap eden ve etkileyen insanlar olarak gözüktüğü için böyle karamsar olmak belki burada hele böyle bir kanalda böyle çok saçma duracak ama gerçekte önümüzde abi yapacak bir şey yok. Şu anki durumda böyle çok şöyle olacak böyle olacak yani böyle açıklama yapıyor hocalar yeni bırakanlar işte bir şeyler olması için. Ben de çok fazla hayal kuruyorum ama şu an böyle gerçekleşeceğine dair cidden böyle şey değil. Çok böyle büyük değilim yani hype'lanmadım. abi inan 35-55 ısrarla sana bir soru soruyor. Diyor ki sezon başında Göztepe'den teklif aldı mı? Sezon başında resmi olarak almadım. Ya alt ligle ilgili zaten hiçbir düşüncem yoktu. Çünkü geçen sezon çift taneli gol katkısı verdim ve daha fazlasını verebileceğimi düşündüğüm için ligde kalmak istiyordum. Süreci de tamamen Giresun başlayacak diye düşündüğüm için hiç böyle transfer görüşmesi falan böyle kafamda da bir senaryo yoktu. Sonra bir işte kadro dışı böyle bir saçma sapan bir şeyler oldu. Süreç uzadı. Ümraniye süreci de biraz geç kaldı. Benim böyle sezon başları zaten böyle atraksiyonlu Sen biraz şeyler, yazın arka tatili sokaklarda. uzatmak için. Aynen. Ya yaz tatili de uzamıyor işin kötüsü. Böyle şeydesin. Abi sezona işte takıma katılacağım, hazır olmalıyım. Yani böyle salabilecek bir şeyde oyuncu da değilim. O yüzden de çok da böyle rahat geçmiyor. Hem streslisin hem de idman yapman gerekiyor. Bireysel idman zaten en kötüsü yani spor yapanlar bilir. Hani şey dersin ya abi yanıma bir arkadaş olsun da bir spora başlayayım falan. Yani ne olmayınca olmuyor yani. Abi ben en çok şeyi merak ediyorum. Sergen Yalçın bu pandeminin en zirve olduğu hani millet şey diye ölüyordu ya. Ulan sokağa çıkmayın ölecekmişiz bilmem ne diye millet kafayı yiyordu ya. O dönem bir A-Spor'a bağlandı. Dedi ki ya işte durumlar çok kötü ama ne yapalım bilmem ne. Dediler ki ona hiç futbolcuları yani konuşuyor musun bireysel idman? Valla dedi hiçbiriyle konuşmuyorum. Hakikaten hiç o dönem yani Öyle hiçbir bir şey telefon yoktur ya. almadın Bazı mı? kulüplerde şey vardı. Bizim Altay Bayındır benim alt komşumdu. Altay mesela şey beraberiz sürekli işte gün içinde. Abi bizim Zoom toplantısı var, idman var diyor böyle bütün futbolcular böyle Zoom'da diziliyorlar, idman yapacaklar. Biz de bireysel kendi şeyimizde yağımızda kavruyoruz. Yani bir program attılar kağıtla ama böyle şey yok. Hoca böyle ekranda hepimizi izliyor, hareketi doğru yapıyoruz falan yok. Yani biraz daha böyle hocanın tarzı biraz öyledir zaten yani genel
hayat tarzı da, hocalık tarzı da biraz daha öyleydi. Peki mesela sportif direktörsün. Bu tarz bir hoca mı tercih edersin yoksa Zoom'da toplantı açtırıp topçularının spor yapıp yapmadığına bakan bir hoca mı tercih edersin? Herhalde biraz ikisinin ortasını arardım. Yani çok böyle motomot hocalar bence bu günümüzde çok geçerliliği yok ama sıfır iletişim alakasızlık da bence şeyi koparıyor. Çünkü hani şeyi konuştuk ya, iki bir jenerasyonun ayrı bir kafası var diye. Cidden karşıdakinden sürekli bir şey bekliyorlar. Yani böyle onlara bir sinyal yansın. Sürekli böyle bir gözlerinin içine bakıyor, bana bir şey söyle diye. Eski nesilde şeydi. Bizde devrecilik işte. 90 jenerasyonunda bile şey var. 91'li adam abicim varım isteğim falan, bu kafadaydık. Ama artık şeye döndükten sonra abi işte ben işimi sahada yapıyorum. Sen bana sahada istediklerimi söyle. Sonrasında karışma kafasındalar. O yüzden böyle o şeyi iletişimi yönetmen gerekiyor. Herhalde ikisinin ortası olurdu. Biraz politik bir cevap oldu ama öyle düşündüğüm için söyledim. Senin cevaplar çok iyi abi ya. Ben politiklik seviyesi de çok iyi. Açık sözlük seviyesi de çok iyi. Seni Beşiktaş'ta sportif direktör olarak düşünebiliyorum. Geldikten sonra senin yayınlarını Ama işte düşünebiliyorum yani ondan maalesef futbolcusun. Jeneratör satıp maç bileti falan kesseydin sportif direktörlüğü gönlünden daha bir açık olurdu önün ama eski futbolcu olunca Beşiktaş'ta çok zor birinin sana akıl sorması. abi orada da şöyle işte, yine bu iletişim işi. Ben mesela, sen bu bakış açısıyla bakıyorsun işte o konumdaki kişiye. Belki İşte doğru lanse edebilse, işte açıklayabilse artık basın mensuplarına, orada hakkında sorulan sorular ya da background'uyla ya da hedefleriyle ilgili doğru bir açıklama yapılabilse kulüp tarafından ya da kişi tarafından, süreç bu kadar kötü olmayabilir. Bunu Beşiktaş nezdinde de demiyorum. Genel olarak kulüplerin tavrı, ben Beşiktaş derken de ya sadece takım maç kazanınca bir yerlerde konuşabiliyorsun ya da işte röportaj verebiliyorsun. Genel röportaj talepleri o zaman olumlu yanıtlanabiliyor. Abi orada olumsuz bir durum varsa da işte oyuncu, hoca, işte sportif direktör, başkan gerçekle yüzleşip bunu söyleyebilir yani. Evet, bu dönem işte böyle. Ama şu an işte şu adımları atıyoruz ya da atmıyoruz. Evet, şu an başarısızız, yani kabullenebilecek de bir durum. Ya bilmiyorum, biraz tavırlar böyle çok uzak kalınca, yani halkla ya da taraftarla arayı koparınca, bu sefer de tepkilerin şeyi de boyutu da artıyor herhalde. Ya tepki işi yani şimdi şöyle ben hayatımdaki arkadaşlıklardan da ya da bana hitap eden insanlardan da sadece doğru söz söylemesini bana vaat ettiği şeyin gerçekleşmesini beklerim. Hayatımdaki ilişkilerde de böyle. Yani başka bir taraftarım başka bir beklentisi var ama neyse bugün hani benim konuşma şeyim değil. Hoca sen bir de bizim seninle 90 jenerasyonu olma dışında bir ortak özelliğimiz daha var. Sen çok ciddi bir FM'cisin. Yani FMC'yim, evet. Hala öyle miyim emin değilim. Çünkü biraz daha oyunun son versiyonlarıyla, bilmiyorum sen de öyle mi düşünüyorsun. Oyun detaylı hale getirir diyorlar ama bence çok kolay oldu. Başarı çok kolay elde ediliyor. O zaman da şey olmuyor. Böyle bir uykusuz FM gecelerinin değeri olmaz oldu. O yüzden biraz daha böyle soğumaya başladım oyundan yani. Ya eskiden bu Sen oyun öyle düşünüyor musun? ben öyle düşünüyorum. Eskiden bu oyun laptopu göğsüne alıp yatakta bile oynanır bir oyundu. Şimdi baya yani ekran başında ulan işte Arjantinli topçuyu sattık. Diğer Arjantinli sol beyin morali bozuldu. Şimdi ne yapmalıyım? Ma döndü ya yani. Bir de abi mesela bak sen gerçek futbolun da içindesin. Yani mesela bu boomer seviye yorumcularda şey lafı vardır ya hep. FM sanmayın hayatı. FM daha zor ki hayattan. Yani Lazım. adam almışsın Olsa bir hafta 17 yaşında sonra altyapıdan çıkmış adam, ben niye oynamıyorum diye trip ben atıyor. niye Abi oynamıyorum diye sen ne trip işin var? atıyor. Atmaz ki hiçbir zaman. Bak Arda Güler atıyor mu? Kaç milyon euroluk adam. Ya da Atsa bile mesela hocayla konuşamaz abi. Nasıl konuşacak yani bunu? hayır her şeyi hocaya söylüyorlar. Mesela yeni bir adam almışsın. 14-15 milyon euro para vermişsin. Kasayı boşaltmışsın. Adam bir hafta sonra diyor ki benim bu ülkeye alışmam lazım. Bana biraz izin ver. Yanıma bir tane benim ülkemden oyuncu al diyor. Bitmiş para. Bak ben şunu yaşadım. O şartlarda adam bana şöyle bir şart sunmuş. Antrenör ekibi geliştirilecek. Ben de tamam demişim yani gayri ihtiyari.
Sonra adam ayrılmak istedi ya. Geliştirmedin dedi. Ben gidiyorum dedi. Ya böyle bir şey... Ya futbolda böyle bir Sezon şey var mı? başlarken sözünü tutmadıysan ayrılmak istiyor. Ha, Ya yok ya, mesela sen Abdullah Avcı'ya Orhan Ak'ın yerini dolduramadın hoca, ben Ocak'ta kaçarım diyebilir misin yani? hayır desem de hocanın tepki düşsen abi böyle bir gerekçe gittin yani. Çok Yani ben Orhan Ak'ı çok açıklaması zor. seviyordum. Niye böyle oldu diye bir şey olabilir mi? Bu İlhan arada Hoca vardı. İlhan Mansız, İlhan Mansız. Ha, İlhan Hocam ben. İlhan Hoca ayrıldı mesela. Şenol Hoca'ya desem İlhan Hoca ayrıldı. Ben devam edemeyeceğim Beşiktaş'ta desem olur mu? Olmaz abi. nasıldı Sevmeyen olur bence de. İlhan Hoca'yla aran nasıldı? İyiydi. En çok şeyi seviyordum işte. Bireysel olarak forvetlerle özgü çalışmalar falan yapabiliyorduk. Biraz daha böyle hani Avrupa takımlarının belgesellerinde görünce adamlara baksana abi 12 tane hocayla çalışıyorlar falan şeyinde. Cidden hocayla o şeyi frekansı yakalamıştık. Özel olarak bireysel çalışıyorduk falan. Sonra ben zaten kiralık gittim. Hoca da çok kalmadı herhalde. İlhan Hoca da böyle çok barınamadı orada. O dönem Beşiktaş'ta barınma işi, ya çok kaygan bir zemine girdin yani. Beşiktaş kariyerin en kaygan zemin Beşiktaş. 2 senesi de öyle. Ya inanılmaz Ya bir bir de tavır da abi sirkülasyon orada oldu. önemli. Yani kalmak istiyorum desen de adamlar seni yaka paça atmıyor. Devam ediyorsun ama oradaki işte yaklaşım işte oynamayacaksın yani gidip de orada Beşiktaş maçlarını en önden izlemek için de Beşiktaş'ta bulunmanın bir anlamı yok. Ya yani şey yüzücü. Son dönemimde işte Hajduk'a gittim. Beşiktaş onların şey teklifini kabul etmedi işte. 400 bin euro opsiyonu var. Adamlar dedi ki taksitle ödeyelim. Yok biz kabul etmiyoruz dediler. Taksitle peşin ödüyorsunuz. Adamlar da bizim Türk kulüpleri gibi değil ki olmayan parayı veremiyor. 2 ay sonra gelecek. Biz şu an veremiyoruz bu parayı. Şöyle bir şeyimiz var. İşte takvimleyelim bunu. Yani Türk kulübü olsa der ki tamam biz hadi at imzayı biz veririz falan der. Sonra davalarla uğraşır. Adamlar yok para. İşte şey yapmayalım. Kabul etmedi Beşiktaş. Benim oradaki hatam ben şey dedim. Kampa katılmak istemiyorum sezon başı kampına. Beni bırakın ayrılacağım ben. Ben orada biraz inatlaşmasam belki süreç daha farklı da gelişebilirdi. Ama böyle şey enteresan. Beşiktaş'sın çocuktan. Tamam profesyonel futbolcu olunca bu kadar böyle fanatizm, taraftarlık duyguları törpüleniyor ama böyle çok böyle heyecanla girdiğin camiadan ayrılmak için şey atıyorsun böyle. Yani ayrılmak istiyorum. İşte can atıyorsun. Adamlarla kesin kes konuşuyorsun. Abi ben Beşiktaş'tan ayrılacağım falan diye. Yani burada şey değil. Ya kardeşim sen Beşiktaş'a yani kimsin de Beşiktaş'tan ayrılacaksın kafasındaki insanlar kendince öyle yorum yapabilir ama iç his olarak oyuncuyu o noktaya getirdiler. Çok garip bir süreç. Yani kendimle ilgili düşünce ya önünden geçiyorsun tesis falan, Beşiktaş tesis falan bu kafanda büyük büyük hayaller çocukken. İçine girmişsin tesisin. 2 sene sonra abi beni bırakın ben gelmek istemiyorum. Kampa bile gelmeyeceğim falan kafasına giriyorsun. Üzücü yani, öyle bir psikolojiye insanın giriyor olması. Ben mesela ya futbolun içinde olmayan birinde bile yani tuttuğu takıma karşı insanlarda genel bir soğuma görüyorum. Yani o kadar kaotik ki kulüplerin içi. Yani bu, takip Evet. etmesek daha iyi oluyor insanlar. Vallahi şey insanlar e-spora FIFA'ya kaymaya Tabii başladı tabii. yavaş yavaş. Sadece özetleri izliyorlar, şey yapıyorlar. Ya İşin de millet gerçeği bu. Demek istediğim oydu yani. Hayal kurmak biraz zor çünkü pozitif anlamda ilerleyen bir süreç yok. Sürekli böyle bir plan adı altında kulüplerden, işte federasyondan, başka yerlerden belli bir şeyler anlatılıyor ama 2 sene sonra tam zıddında işler dönüyor. Sonra plan değişti deniyor falan. Böyle çok İnsanların karamsarlığa kapılması belki de o yüzden. Ya bir derbi oynadın. Derbide gol de attın. Çok da güzel bir maçtı. O maçın bir de şöyle bir değişik bir özelliği var. TT Arena'da Abdullah Avcı'nın mecazi anlamda dayak yiyip şampiyonluğu verdiği maçtan sonra Galatasaray'la karşılaştığı ilk maçtı. İlk maç aynen. Bir de Orada muhtemelen yenilseydik hoca gidecekti yani Galatasaray maçına çünkü öyle bir grafikte aşağı yukarı. Orada çok acayip bir şey oldu. Kenetlenme oldu, hırs oldu. Belki de yani Abdullah Avcı o maç önü ve maç sonu hiç o kadar hırslı ve inanmış böyle bir dolmuş görmedim yani. Değişik bir maçtı. Nasıl geçti o hafta maç senin adına? Abi hocanın zaten ayrı bir hikayesi var dediğin gibi. İşte o dönem Fatih Hoca'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dediğin gibi geçmiş sezondan kalan böyle bir ayrı bir rekabet durumu oluşmuştu. Aslında çok böyle güllük gülistanlık bir durum yoktu. Ekstra hırs yapacak bir durum yok. Çünkü ister istemez yani biz de tamam futbolcuyuz takımın içindeyiz ama şey de oluyor.
taraftar da görüyor. Sonuçta futbolcu da olayın içinde görüyor. Takım kötü gidiyor ve derbiye çıkacaksın. Yenilirsen hoca muhtemelen gidecek. Herkes onun da farkında. Ekstra motive miydi takım? Bence değildi ama işte derbi atmosferi, stadyumlar o kadar kötü gitmemize rağmen fulldü tribünler. Ya düşün yani ilk 11 kadrosunda ben oynayacağımı bunu birkaç kere daha anlatmıştım ama burada da şimdi şey gelmişken söylüyorum. Maç toplantısını öğrendim yani. Kadro o kadar belirsiz yani. Birkaç mevki yok. Zaten Burak abi sakattı. Yani oynayacağımı o zaman öğrendim. Ayrı bir his. Belki hafta başından beri bilsem belki o stresle, kaosla bu kadar başa çıkamayabilirdim. O anda öğrenince zaten 2 saat içinde maça çıkacaksın. Belki biraz akışa bıraktım işte o taraftarlık duygularıyla biraz daha o coşkuyla devam ettim. Takım adına da maça zaten bir başladık. 1. dakika ben çaprazdan bir şut attım. Böyle bir pozisyona falan girdik. Böyle ekstra bir şeyle başladık. Yani takım bir Galatasaray'ın da belki tavır olarak kadro kalitesi ve isimler bizim çok daha önümüzde görünüyordu ve biraz da performans olarak da daha iyi durumdalardı. Belki onlar da rahat çıktılar. Yani biz Beşiktaş şu an tam şey durumda yakaladık yeneriz diye. O da belki biraz perçinlemiştir. Derbi atmosferleri zaten yıllardır herkes şey geyiği yapar. Derbinin şeyi belli olmaz diye. Biraz öyle oldu ya. Çok böyle belirsizdi. Bizim adımıza çok iyi geçti. Sonrasında zaten 6 maçlık seriyi orada başladık. Şahlandık, şahlanıyoruz derken şahlanamadan geri at devrildi. Ya orada bence Abdullah Avcı veya futbolcular temelinde değil yani. O çok kaygan bir Beşiktaş'tı. Öyle bir şey olacağı belliydi. Mesela şu anki Beşiktaş'ta da aynı enerjiyi alıyorum yani. Hani Valerian İsmail için ya da onun için bunun için bir suçlu aramaya gerek yok yani. Bir olumsuz bir enerji olduktan sonra Beşiktaş'ın olumsuz enerjili hali top girmeyi verir. Kırmızılar çıkar. Karşıya çıkmaz. Kötü skorlar alınır. Yani kötü enerjinin sonucu kötü olur her zaman. Ve mantıkla çok açıklanacak işler olmaz yani. Ama bence abi şey ya. Genel benim şey gözlemim bütün büyük camialarda şu anda kötü enerji var. Yani iyi enerjisi olan camia ben olduğunu düşünmüyorum. Ben bu sene özelinde Fenerbahçe'nin enerjisinin biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Ya hoca sinerjisiyle belki biraz öyle Evet. başladılar ama 9 hafta oldu yani süreç ne bileyim şu an çok iyi gidiyorlar ama Avrupa'dan bir elenirsin. Senaryo çünkü hafızada çok fazla yaşanmış şey olduğu için yani hemen şeye dönüyor zihin geri. Ya işte yine mi başladık? Genel olarak düşün Trabzonspor şampiyon oldu. Yani şampiyonluğu getirirken bile son haftalarda zaten bu enerji bir şey başlamıştı. Şu anda da yani çok iç açıcı durmuyor. Genel olarak şeylerin, camiaların öyle bir sıkıntısı var. Ki bence bütün camialarda var ya. Genel olarak insanın belki ülkenin atmosferinden dolayı öyle bir şey sirayet etti. Yani takım kaybediyor. X bir takım ya abi işte bu hocayla olmaz. İşte ne bileyim forvet almadınız, transfer yapmadınız. O geyiklere dönüyor hemen iş. Ya bir de öyle bir zamandayız ki işte seninle de yayından önce konuşuyorduk. Yani genel olarak enerjimiz de çok olumsuz. Yani birbirimize karşı da çok olumsuz. Yani işte sabahki mevzu, sana konuştuğumuz mevzu. Yani ya hadi Umut Nayır iyi golcü mü, berbat golcü mü tartışalım. Aynen. Siyasileri tartışalım. Futbolcu takımlarını tartışalım, yöneticileri tartışalım. Ama yani yasa dışı, illegal, vergisiz kazanç elde eden insanlarla ilgili de bari %100 aynı yerde olalım ya. Yani öyle bir kötü ki enerjimiz genel olarak ve kendi takımımızdan en ufak bir olumsuzluk geldi mi bu sefer onu daha da olumsuz yapmaya harlıyoruz çünkü kafamız çok olumsuz. Öyle bir ortamdayız. Yani ortam da biraz Abi olumsuz. oradaki durum şey işte. Yani sen mesela senin yayınlar çok gülüp eğleniyoruz falan ama mesela sende bile o kırılganlık oluyor. Adam mesela alakası bir şey yazıyor. Hiç o kadar kişi takip ediyorsun. Chat'te işte normalde görmezsin. Ona denk geliyorsun mesela. O bile sinirini bozabiliyor. Çünkü insanlar dediğin gibi böyle şeydeler. Çok böyle bir kırılgan noktaya düşmüş durumdayız. Yani nasıl çıkarız? Vallahi şey çözümü bulamazsa bize de anlatırsa ben de şey yaparım katılırım o ekibe yani ama çok böyle bir
Çözümü var gibi durmuyor şu an. Böyle dert masasına döndürdük şey ama yani. Yok be abi, iyi gidiyoruz bence. Bunlar abi ülkenin gündemi aslında. Dert masasından ziyade yani bu zaten hani öyle bir yerdeyiz. Acaba işte bilmiyorum ya. Bence o herkes TC kimliğindeki ilk rakama göre 15'er gün Antalya'ya, Bodrum'a, Çeşme'ye falan bir tatile gönderilmeli devlet tarafından. Hakikaten bir 15'er gün tatil bu ülkedeki Peki Hasan herkese hocam iyi orada şey gelecek. olmayacak mı? Gidecek orada işte yabancıları görecek. Adamlara bak işte geliyorlar burada. Onların 2 eurosu biz burada 200 lira veriyoruz. Adamın için 2 euro bu. Ona dertlenecek bu sefer. Ya yok, onları görmediği özel bir tatil köyü. Yani Ha özel tamam o zaman vay be, anladım. hiç yabancı yok. Ulan be. Orada da bu sefer birbirlerine dert anlatmaya başlayacaklar abi. 15 gün Ulan tutuyoruz ama dönünce diyoruz 15 biz gün bunu. sonra da kira var, nasıl edeyiz? Yok Aynen ya, bir öyle. 15 gün tatil hakikaten herkese iyi gelir. Benim devlete tavsiyem budur yani. Hakikaten hepimizi bir 15'er gün kimlik numaramıza göre ve o Buradan 15 gün siyasilere belki bir seçim şeyi olarak olabilir. herkese Seçim bir vaadi. 15 gün tatil. Abi ya çok kafalar dolu ya. Çok kafalar dolu yani. 15 gün bir gidip herkes kimlik numarasına göre, öğrenciye 15 gün yok yazmayacaklar. İşçiye 15 gün gelmedi yazmayacaklar. Özel sektörse halledecekler. Herkes bir 15 gün gidecek. Denenebilir abi şu an yani zaten alt noktada olduğumuz için ne kurtarır diye denenebilir. Çok böyle şey yok. Benim fikrim bu. Peki abi, Bursa'da da bir sezon geçirdin. Tuhaftır, hiç yaşamazdın. Orada da çok kaotik bir sezon yaşadın. Hiç denk gelmez Hiç de bize. olmazdı sana ama Bursa'da da çok kaotik bir sezonun var. Abi var ya şu yani çok böyle şey yapmak istemiyorum. Öyle bir dönem oldu ki şimdi Ankaragücü'nde benim profesyonel başlangıcım Ankaragücü. Yani şimdi Ankaragücü ile Beşiktaş'ın arası hepimizin malumu. Can Bursa ile ciğer. Ankaragücü kardeş sen Beşiktaş'tan Bursa'ya kiralık gidiyorsun. Yani öyle bir üçgene düştüm ki ben zaten yani oradan beri çok pozitif bir şey nasıl çıkardı çok tahmin edemiyorum. Ya, takım zaten ayrı bir boyutta falan böyle çok garip bir söz. Yani şöyle kötü bir yanı var. Hem ligden düştük hem CV olarak yani bizim için hepimizin şeyinde şampiyon bir takım Bursa ve biz ligden düşmüş olduk. Maddi olarak ben daha alacağımın yarısını bile alamadım. Yani Bursa aşağı doğru gidiyor. Hem maddi olarak şey oldu. Yani böyle bir kötü bir dönemdi ya. Kaos dediğin gibi, hoca değişimleri, işte taraftarın zaten oradaki camiaya baskısı da ayrı. Ve şöyle bir şey oluyor. Şimdi Bursa gibi bir camiaya gittiğin zaman şampiyon olmuş camia onu gördükten sonra doğal olarak beklentiler yüksekti. Ama takım ona şey olarak kurulmamış. Beklenti yüksek. Takım öyle bir şey yok. Yani böyle küme düşmemeye oynayacağız biz. İşte ligde kalacağız gibi hedef koysan zaten anında başkanı şutlayacaklar. Ya biz işte hedefimiz var. Şöyle olacak öyle öyle. Ligi götürdük ama devre arası transfer hesabı var yani. Düşün Bursaspor açamamışsın. Yani ona rağmen iki galibiyet işte. İçeride Göztepe'yle Aksaray'la oynadık. Birini yensen ligde kalacaksın ama beceremedik. Hepimizin sorumluluğu. Ya bu Kötü bir futbolcular sezondu. çok para kazanıyor diye biz bunu küçümsüyoruz ama bir yerde çalışıp da paranı kazanamamak, ben daha önce çalıştığım birkaç yerde yaşadım bunu. Bir insanın yaşayabileceği en ağır şeylerden biri bence. Yani emeğin var ve emeğine biçilen bir fiyat var ve o parayı alamıyorsun ve bir yandan da o emeği sarf etmeye devam etmen isteniyor. Ya işte şeyi konuşurken Hasan ya bu yabancı sınırı klişesi çok fazla gündemde. Yani en Soracağım onu da aklı sana. başında işte Türk futboluna girmişken şimdi ben onunla ilgili biraz söyleyeyim. Sen yine şeyini söylersin. Öyle bir üstün körü anlatıyorlar işte yabancı sınırı serbest olmalı ya da kalkmalı. Şimdi zaten şey mevzunda 11 yabancı varken de kulübenin hepsi neredeyse yerli oluyor. Çünkü işte şey kadrosunu 12 kişi falan alabiliyordu. Yani 11 kişi oynarken yedekte 1-2 yabancı gerisi yerli. O dönemde öyle geçiyordu zaten. Dediğim mevzu şimdi yerli oyuncusun yabancının zaten FIFA nezdinde bir garantisi olduğu için 15 gün sonra feshedip gidecek adam şeye başvurunca yani mecbur ödemek zorundasın işte bizde elneni pandemi dönemi adam verdi şeye işte pandemi herkes bir şeyle anlaşmaya indirim yaptırmaya çalışıyorsun adam mecbur parasını son gün hepsini yatırmak zorundasın yatırıyorsun sen işte Türk oyuncuya yapılandır işte bizim şeyimizsin abi yapılandırayım da yapılandırdıktan sonra da alamıyorsun yani bu Beşiktaş'tan ben alacağımı aldım. X bir kişi alamamıştır. Ya yani ben
ayrılırken işte Karius, Victor Ruiz onlar davalık olmuştu. Başka bir işte Bursa'dan ben alamadım, başkaları aldı. Süreç yaşanırken tek bir noktadan işte yerli oynamasın, yabancı oynasın kalite düşüyor gibi değerlendiriyor ama yerli oyuncuların cidden hukuki koruma olarak, güvence olarak çok da sınırlı bir durumdalar. Ben şey kafasındaydım zaten 7 sene önce bu tartışma olurken de aynı şeyi attım. Abi bütün her şey serbest olmalı ama işte yabancının FIFA garantisi varsa yerli oyuncu da gelmeli. İşte ne bileyim adam euro olarak anlaştıysa bile o günkü kurdan TL olarak ödensin. Kendi ne yapıyorsa yapsın. O kur artışından kulüp zarara uğramasın ya da oyuncu iki oyuncu arasındaki makas bir anda uçurma olmasın. Ya belli bir şeyler getirmen lazım. Şöyle bir dezavantajı var yerli oyuncunun. Avrupa Birliği vatandaşı olarak X bir oyuncu geldi. Hasan işte Avusturya vatandaşı, Umut Almanya vatandaşı. Ben o pasaportla burada hiç oynamasam bile Bundesliga'da, işte Belçika'da, işte İsviçre'de şans bulabilirim ama Türk pasaportlu bir adam oynamadığı zaman ya alt lige gidecek ya da X bir takımda işte o takımda oynamamış burada gel biraz daha az parayı bizim takımda bulun diye. Benim bir de bu anlattığım üst lig versiyonu. Alt ligdeki adamlar şeyde yani. Bir sezon oynamıyor adam. Ya beni oynatmanız ayrılayım diyor. Alacağına karşılık gidemiyor. Adam bir sene hiç para almadan başka takıma gidiyor. Orada yine aynı senaryo. Bu adamlar bir de ev geçindirmeye çalışıyor. Profesyonel futbol ikinci, üçüncü ligde bunu yaşayanlar var. Ben Bursa'dan alamadım. İşte Beşiktaş'tan anlaşıyorsun. Beşiktaş'tan alıyorsun. Başka senaryolar. Orayla davalıksın. 3 sene sonra alıyorsun ama 3 sene kendi yaşamını idame ettirebileceğim bir durumum var. Ama yerli oyuncularla ilgili insanların anlamadığı durum o. Genel olarak şey örnekleri veriliyor. Çok büyük kontratlara insanlar imza attı. Senelerce kulüplerden ayrılmadı ve işte para kazanmaya devam ettiler. İşte yerli oyuncular etmeyecek insanlar büyük paralar kazandı. Böyle bir gerçeklik var ama sen o yerli oyuncuya vermediğin parayı inanılmaz yatırımlara yapmıyorsun. Bu sefer yabancıya veriyorsun. Beşiktaş'ta kaç tane oyuncu kadro dışı kalıp 3 sene bekledi? Dünya para almaya devam etmedi mi? Aynı parayı harcıyorsun. Milyarlarca lira dolarlık borçlar açıklanıyor. Bütçe Avrupa ülkelerinde o kadar devlet borcu yok. Hala sezonluk 10 tane 12 tane transfer yapıyoruz. Ya yani taraftar istiyor. Yok param diyeceksin. Belki almaman gerekiyor. Ya bu duruşu sergilemen gerekiyor belki de. Herhangi bir kulüp için diyorum bunu. Sergileyemedikçe bu sefer oyuncu geliyor, oyuncu tutmuyor. Bu sefer taraftar yine tepki gösteriyor. Hem oyuncunun maliyeti, hem zaten o şeyin baskısı. Gerçekçi değil abi. Zaten hepsi kulüplerin batık. Oyun transfer yapamaları lazım. İstiyorsa serbest olsun. Kimsenin gelememesi lazım zaten. 100 bin euro bonservis verecek paran yok hala. Kulüpler çıkıyor diyor ki serbest olmalı. Bu mantıksız diyor. Serbest olsun da sen hangi denetimden geçiyorsun? Neyin ekonomisindesin de biz yabancı transferi yapamadık diye sistem ediyorsun. Ben anlamıyorum kulüpleri yani. Benim federasyon başkanım sensin. Uzun bir tirat attık. Benim mükemmel konuştum bence. Şu son 1,5-2 dakika şahaneydi. Ya Ya genel hakikaten olarak çok şeyi de gördüm. Seninle konuşunca da şeyi gördüm. Bir adamı altyapında sadece şut çek pas ver öğretmemen lazım abi. O adamın akademik eğitimiyle de ilgilenmen lazım. Gerçek anlamda konuşurken çok fark ettiriyorsun bunu. Hani seni Eyvallah. övmek Ya için şöyle demiyorum. abi. Hani gerçek anlamda şu yerli futbolcuların sorunları, sendikalaşma sorunları, kulüplerin bu kadar borçla lisans alabilmelerine dair falan acayip iyi konuştun yani. Ya işte her sene bizden mesela şey imzası alıyorlar. Ben kendimle ilgili de orada şey söylüyorum. İşte borçluluk kağıdı, işte FIFA'ya lisans alabilmek için ya da UEFA'dan lisans alabilmek için, UEFA'ya katılmayacaksan bile genel lisans alabilmek için belli başlı bir şeyler imzalıyorsun. İmzalıyoruz abi. Niye imzalıyorsun? Normalde şu, yani imzalıyorsun. Ya işte tamam biz halledeceğiz, yapılandıracağız. O olacak. Sonra kulüp ya kendi borcunu faizini ödeyemiyor. Hala şey derdinde. Yerli oyuncunun orada işte 1 milyon lirasını ödemeyeyim. Yani yabancı veriyor adama trink 750 bin euro yatırmak zorundasın yani. Yerli oyuncularla ilgili ben insanların şeyini anlıyorum tepkisini. Bu durumu çok olumsuz anlamda kullanıp da insanların böyle ön yargı oluşturmasını anlıyorum. Kulüplerin böyle işte yerli oyuncu değerlenince büyük meblağlar çekmesini anlıyorum. Ama orada da klasik şey meselesi devreye giriyor. Yani Ersin, Rıdvan, işte Emirhan ya bu adamlar demek ki oynayabiliyormuş abi transfer yapmadan onlar oynayabilirdi. Başka bir kulüpte işte Fenerbahçe'de Arda, işte Yunus Adana Demir'e gitmese Yunus'un topçu olmadığına inanan büyük bir kesim vardı. Adana Demir'de bu adamın futbolcu olduğunu gördü insanlar. Şimdi geri döndü. Galatasaray'da oynuyor. Ya bu da şans verilebileceğine zorunluluk olmasın yani bu şans vermek. Ya Trabzon'da Yusuf'un Abdülkadir'in parladığı dönem transfer yasağı vardı.
Biz çıktık Ankaragücü'nden, transfer yasağı vardı. Hep hikayeler böyle. Ozan Kabak çıkmış, ya yabancı sınırı varken oynuyordu. Ozan Kabak çıktı, sakatlıklar vardı. Oynadı, iyi de değerlendirdi ama her hikaye böyle olmak zorunda değil ki. Bir anda yani gelen ilk şansı iyi değerlendiremeyebilirsin. Bu insanlık şey yani. Orada bir hazır olmazsın, çok stres yaparsın. 3 maç, 5 maç, 10 maç plan proje olmadıktan sonra bir anlamı yok. Yabancı serbest olsa da zaten yerli zaten olmak zorunda. UEFA FM oynuyoruz işte. Şampiyonlar Ligi şeyi bildireceksin. Yana yakıla altyapıdan kimi bildirsen falan elin ayağını dolaşıyor. Listeyi bulamıyorsun falan böyle. Orada bile sıkıntı yaşıyorsun. Düşün yani. Biz bile oyun oynarken kafamızda şey yok. Onu sat, bunu sat. İşte serbest zaten. Satıyorsun sonra Ben hep gitmeni kovuyorsun. 21 kişi bildiriyorum mecburen. 25 hiç Eksik yapamıyorum. değil mi? 4 kişi boş kalıyor. Benim de aynı abi. Bizim bile oyunda bile kafamız öyle. İki Diyor tane ki adamı 25 kişi. yazmıyoruz. Ertesi gün maraz çıkarıyorlar. Niye beni yazmadın dayı diye. Çok Aynen zor oyun. Hakikaten bak normal hayattan zor. Mesela adama şunu diyemiyorsun. Ya benim sana borcum yokmuş gibi bir kağıt imzala diyemiyorsun. öyle. Aynen. Problem çok ya. Genel olarak şey yapmak istemiyorum böyle. Ama Ama tek böyle bunları da yap. birilerinin söylemesi lazım. Hani bakma sen hani burası sadece makara kukara kanalı değil. Birilerinin de bunları dile Abi getirmesi kesin lazım. öyle. Zaten podcast'te de biraz bu yüzden başlamış. Ya abi insanların görüşleri olabilir, Evet. belirtmesi gerekiyor ve işin içindeki insanlar, bunları yaşayan insanların da bir şeyler söylemesi lazım ya. Biz yaşıyoruz, görüyoruz ve bu düzen böyle gitmemesi lazım. %100 Benim katılıyorum. ederim birse ben 3 almayayım ama Biri de bir al. düzen otursun işte. Biri alayım, aynen öyle. Ya şimdi Ümraniye'yi eleştiriyor mesela şeyler. Ya adamların parası yoksa dediler ki abi bizim verebileceğimiz bu. Sınırlarımız bu. Düşünce de bu sefer kulüp yok olma tehlikesiyle karşılaşmayacak. Ben bu tavrı İstanbulspor'un Ümraniye'nin tavrını şu anki şeyde doğru Çok doğru buluyorum. buluyorum ben Ülke de. atmosferinde. İstediği gibi sallasın kulübe. Eğer transfer yapmadı, çöpleri toplamış bilmem. Kulübün bütçesi bu abi. Sen kalitesini beğen ya da beğenme. Biz yapıyı böyle kurduk. Düşebilir takım, kalabilir, başka bir hikaye yazabilir ama böyle gitmesi lazım ya. Genel kulüplerin en büyük işte tepeden Beşiktaş'tan tut Ümraniye'ye kadar zaten böyle yapılanması lazım. Mecburuz buna yani. Bence her kulüp için Ümraniye İstanbulspor modeli olmalı. Olmayan para harcanıyor her sene. Yani olmayan para harcanarak bugün buralara gelindi. Her sene olmayan para harcanıyor. İstikrarlı şekilde Süper Lig'de, alt liglerde olmayan bir para harcanıyor. Olmayan bir parayla borçlanılıyor. Abi bir de kendilerini şey diye kandırıyor. Bonservissiz aldık. Bonservis aldın kardeşim. 2 milyon euro vermişsin yani. Da maliyete daha yüksek. 3 senede 6 milyon euro ödüyorsun bonuslar hariç. Bonservis 1 milyon euro ver de ucuda kontratı imzalarsın. Belki oyuncu parlatıp sonra satarsın. Açıklanamaz şeyler oyuncu elinden çıkaramıyorsun sonra. Kaç tane örneği var yani. Ya işte Yerli oyuncu için kolay. Ya şimdi ben Beşiktaş'ta zaten dursam da bir maliyetim yok. Kendim ayrılmak istemesem de bana da bir şey demezler. Ödemezler bir süre sonra. Ayrılınca dava açarım. Bir süre sonra alırım. Ama yabancı oyuncu için öyle değil ki. Adam geliyor. Yani futbolu bırakana kadar durur. Ne olacak? Herif hayatında almayacağı parayı alıyor gelip burada. Öyle bir paran yok ama işte. Üzücü kısım o. Olsa da keşke verebilsen. Yok ki öyle bir para. Ya işte hayal kuruluyor ve o hayalleri kuran adamlar yani düşün ki sen senin aile ev ekonomini bana emanet ediyorsun. 3 sene her şeyimize sen bakasan diyorsun. 3 sene sonunda senin bankada 250 bin lira borç. Hiç alacağın hiç yok. 250 bin lira borcum var. 3 sene sonra ben diyorum ki hadi Allah'a emanet ol ben bu işin içinden çıkamıyorum baba. Ya böyle nereye kadar devam edebilir ki bu iş? Abi kötü kısmı bir de yani bu Ordu Antep örnekleri önümüzde duran örnekler işte. Birçok takım arkadaşım işte benden büyük jenerasyon abilerim. Adam Ordu'da oynadı. Dönemin parası da atıyorum 1 milyon lira alacağı var. Düşün kuru o zaman düşün yani neredeyse 1'e 2 falan da. 500 bin euro alacağı Ordu kapanıyor mesela gitti para. FIFA'dan işte garanti olarak geri ödeme ücreti %10 mu %15 mi öyle bir şey alıyorsun. Onu alıyorsun 5 sene sonra 10 sene sonra dava sürüyor falan. Yani o kadar saçma süreçler yaşanıyor ki. Tabii dışarıdan bakınca tabii ki görece halka göre futbolcular fazla kazanıyor. Biraz daha rahat içinde yaşıyor ama sektörün içinde büyük problemler var yani onu söyleyebilirim. Abi sana çok enteresan bir soru gelmiş. Seninle ilgili de yeni bir şey öğrenmiş oldum sorunun içinde. Eğer doğruysa tabii.
Alperen Kuşçubaşı demiş ki Umut hocama sorum var. Bildiğim kadarıyla Umut hoca vegan bir sporcu ve bu futbolculuk hayatını özellikle Anadolu veya genel olarak kulüplerde zorlanıyor mu? Abi vegan değilim, vejetaryenim. 3,5 sene falan oldu. Et yemiyorum 3,5 senedir. Seneye Antep dedi ki gel Umut forvetimiz ol, gittin Antep'e nasıl yapacağım bu işleri? Abi adapte olmaya başladım. Eskiden şey diye düşünüyordum. Bizim Bursa'dayken ilk başlamıştım. Yani evet, Bursa'dayken başlamıştım işte. Biraz sağlıksal da rahatsız ediyordu beni. Hem işte birkaç makale okudum bununla ilgili. İşte Hamilton'ın bununla ilgili demeçleri vardı. Bir tane dünya şampiyonu, Türk asıllı Almanya'da Gömüyordur yaşayan. etleri abi. Hamilton'ın gazına gelme. Hamburgerleri indiriyordur ya. Tek onda gelmedim, belki yalandır da. Yani birkaç tane işte sporcunun ayrı ayrı makalelerde bahsettiği ve işte genel insan sindirimle ilgili bir şeyler okudum. Deneyebilirim diye başladım açıkçası. Psikolojimi de ona göre hazırlamıştım. Kendimde daha iyi hissetmeye başladığımı düşündüm. Ama tabii ki biraz daha psikolojik kısmı da var. Mantık şu abi. Kaybettiğim bir işte protein oranı, günlük kalori, işte alman gereken protein, karbonhidrat, işte vitaminler, farklı mineraller var. Ve bunları karşılaman lazım rakamsal olarak. Ne bileyim, nohutta, fasulyede belki etten daha fazla protein var. Nohutta mesela, ama sıkıntı kısım 100 gram eti çok kolay yerken işte 100 gram nohut yersen abi bir gaz fıçısı olarak gezebilirsin. Yani onu Tam biraz onu ayarlaması diyecektim. zor oluyor. Tam da Ülkede alternatif işte kuru fasulye yapıyor. Adam etli yapıyor. İşte mercimek çorbası yapıyor. Et suyuna yapıyor falan. Yani onları biraz törpülemek zor oluyor. Annem biraz diyetisyenim oldu. Kendince böyle yeni yemekler geliştirdi. Ev halkı ona adapte oldu falan. Eşim mesela son derece etçil. Ben vejetaryen. Yaşayabiliyoruz ya. Antep'e de gitsek bir şekilde yaşardık. Antep'te de nohut dürüm yerden abi şimdi aklıma geldi. Nohut Onu da et suyuna yapıyorlar ama dürüm. Et maalesef. suyunda yapıyor. O da yenmezdi. Benim şey var. Abi Bizim senin bir lokanta var. esnaf lokantasında falan işin zor yani. Hakikaten pilav alsan tavuk suyuna yaparlar. Tavuk suyunu Mercimek yapıyor, evet. çorbası alsan et suyuna yaparlar. Yani Abi Hırvatistan'da çok rahat etmiştim. Ya bu o soya ürünleri çok oluyor işte. Tofular, tempeler falan çok fazla protein oranı yüksek. Lezzetine de çok severek böyle alışmıştım. Burada biraz tuzlu tabii maliyeti, ama bir şekilde şey yapıyoruz yani, böyle biraz lüks marketler var ya, onlardan takılıyoruz işte alternatif ürün bulmak için. Ya mantar vegan falan şeyi biraz gelişmeye başladı. mantarla falan aran iyiyse aslında mantar falan iyi şey Mantarla olabilir. çok iyi. İşte en Alternatif favori olabilir. şeyim kuru fasulye, mantar, yeşil mercimek. Kuru Yani fasulyede hayat etsiz. biraz Sen zorluyor ama ondan kuru zaten ben etsiz fasulyeyi seviyordum abi. Güven Yalçın'a benzettin abi herhalde etsiz yediğin için. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Yani Kayserliyim. Annem babam Kayserili. Abi sucuk pastırmanın içinde doğmuşuz. Şu an o kadar absürt duruyor ki yani, hiç şey Abi. olmuyor. Memleketten pastırma gelirse ben sana yayın sonu bir adres vereyim. İnsanları da Tamam. kırma. Ben Bana gelme de, istiyorsan ben sana senin yollayacağım. adına yerim. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Abi valla ben bu veganlık işine çok şaşırdım. Vejetaryenlik işine çok şaşırdım. Ama süt ürünlerini falan bunları tüketiyorsun herhalde. Ya sütte de genelde soya ürünleri, ama yumurta yiyorum. Aslında şöyle başladım ben. Bunun için yani, şimdi sporcular böyle bir şeye başlayacaksa kesin bir kere bireysel diyetisyenle olması lazım. Ben başlarken olimpik sporcu diyetisyeniyle başladım. Bütün işte gramaj olarak bildiğim matematik hesabı gibi hesapladık. Ne kadar almam lazım, günde ne kadar şey yapmam lazım diye. O yolda başladım. Şey diye konuştuk. Ben direkt veganlığa geçeyim dedim. Onun dediği direkt, yani Türkiye atmosferinde veganlık şu an için, 3,5 sene öncesinden konuşuyorum. Biraz daha şu an yapılabilir durumda. Gerçekçi değil, çünkü çok kilo kaybedersin. Kas kaybın olur. Fiziksel efor sarf ettiğin için geri kaloriyi karşılayamazsan bu sefer performansına yansır. Biz biraz daha böyle kademeli geçelim diye düşündük. Şu an o noktadayım, ama vegan kısmı da biraz şey Hasan Hoca, İdealist bir kısım. Yani böyle hayvan hakları, ayrı idealist düşünceler var. Şimdi o idealist kafada da olmadığım için onlara şeylik olmasın, ama bazen Sen bir sağlık seçimi yapmışsın bu arada. Seninkisi hem bir sağlık seçimi hem de performansımı iyileştireceğini Evet. düşündüğüm için ben biraz kendi çıkarıma yordum yani. Öyle idealist bir kafayla açıkçası şeye geçmedim. Yalan Anladım. söylemeyeyim yani orada. Yoksa hani ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben de daha sağlıklı bir hayat olacağına inananlardanım. O işin Ya şey ideolojik olmuyor mesela, kısmından yani ayrı.
Annem hala şey kafasında, hatta bana ilk eti bıraktım dediğimde şey diyordu. Vallahi sigaraya başlarım işte, ete başlamazsan falan diye. Hakikaten sigaraya başladı şimdi. Torun doğunca geri bıraktı ama o dönem mesela düşün, kadını sigaraya başlattık. O kadar dertlendi işte. Ama Ne bileyim, yani sakatlık yaşıyorum. Sakatlık yaşıyorum işte, eti bıraktım da oldu. Ama şey de demiyor. Derbide gol atıyorsun. Eti bıraktın, yaradı sana demiyor. Şey, sakatlanınca diyor eti bıraktım. O zaman aklıma geliyor. ama hakikaten Şey olarak yani. bir sıkıntı yaşamadım abi. Ölçümlerde işte yağ ölçümü, kas ölçümleri oluyor sezon öncesinde, sezon içinde. He işte ilk 5'teyim, ilk 3'teyim. Herhangi öyle bir eksik olarak işte maçın içinde abi benim vücudum aksine daha güçlü ve enerjik hissediyorum yani. Abi canın çekmiyor mu ya? Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsun. Sokakta yürüyorsun mesela, adam bir döner kesiyor. Abi tam onu söyleyecektim. Sadece eve çok fazla et şey giriyor. Eşim de çok fazla tükettiği için. Sadece o döner söyleyince abi, o dönerin kokusu bir böyle çocukluğuma getiriyor beni. Cidden döner canım çekti. Muhtemelen futbolu bırakınca da o kadar katı olmayabilirim ya. Yine arada haftada bir iki Tabii. kaçamak yapabilirim. Seninle bir dönercimiz var ya, senin jübileden Var sonra. var. Döner oğlu var. Ankara geçeceğim olduğu için gidiyorum ben oraya. Evet. Peki abi, bu yaptığın süre içerisinde hiç kaytarmadın mı? Lan bir Kaytardım kere şeye bir gidince, çatal alalım be. bedelliğe gidince kaytardım. Aa, doğru. Orada ne yapacaksın? Doğru, mecbur. Mecbur orada da şöyle oldu. Kaytaracağım diye gittim. Abi etler bir geldi. Allah affetsin, dondurucudan diyorlar. Etin kaç yıllık olduğu belli değil. Yani onların da çoğunu yemedim ama zorunda kalınca birkaç kere yedim herhalde. Öyle hatırlıyorum. Orada bir 18 gündü bizim şey. Orada bir kaytardım. Sonra gelince devam ettim. Şey, et yemeden devam ettim. Ya bir de büyük kulüp mesela Beşiktaş'ta falan hiç zorluğunu yaşamadım. Söyledim işte, ustamız Recep Usta sağ olsun mesela nohut yapıyor. Etli yapıyorsa bana ayrı bir şey çıkarıyordu. İşte başka bir menüde başka bir şey varsa benim için ayrı bir menü çıkarıyorlardı. Büyük kulüplerde bu tarzda, personelde de futbolcularda da yani direkt vegan olanı görmedim Beşiktaş'ta, ama mesela Başakşehir'de klişe vegandı bildiğim kadarıyla. Ona özel şeyler çıkıyordu. Büyük kulüplerde daha kolay ama mesela Ümraniye'de zorlanıyorum biraz. O yüzden biraz daha eve yine endekslenmeye başladım. İşte Giresun'da sağ olsun onlar da bir yerden sonra adapte olmuştu. Ben kendi ürünlerimi getiriyorum mutfağa, o benim ürünlerimi yapıyorlar falan. Büyük kulüplerde sıkıntı olmuyor ama biraz daha Anadolu'da işte dediğin gibi Antep'te falan kendin mutfağa yönlendirmen gerekiyor. Vejeteryanlık bayağı kolaylaştırıyor ama işleri bence. Yani yemek bulma konusunda. Yani adam mesela Abi vejeteryan, hiçbir şey yapamazsa bir tane simit alır, bir tane de karper peynir alır, bir tane de çay koyar önüne. Vejeteryan ya, biz kahvaltı mesela bu. Normal yaşam olarak ben cidden şeyi düşünüyorum yani, çok fazla mideyi rahatlattın ama bizim şeyde sıkıntı işte, insanların endişeye kapıldığı benle ilgili konu. Fiziksel bir efor sarf ettiğin ve santraforsun. Fiziksel durumun belli yani. 1,92 boyundasın ve kuvvetli olman lazım. Senden beklenen roller belli. Karşılaştığın stoperlerin şeyi belli. O yüzden kuvvetten düşmemen için dediğin gibi böyle bir profesyonel destekle götürmen lazım. Peki abi, Beşiktaş'taki yemek içme muhabbetine geldin ya, orada aklıma takıldı. Tuhaf bir yeme alışkanlığı olan bir futbolcu var mıydı kariyerinde? Ulan bu adam ne biçim besleniyor dediğim bir adam, ya da çok yiyor ya da hiç yemiyor, çok az yiyor. Çok öyle tabaklarına dikkat etmedim ama ellerini hatırlıyorum mesela. Çok fazla karbonhidrat tüketiyordu. O da mesela şeydi. Pilav, makarna falan beraber tükettiği oluyordu. Yani böyle abi ne alaka falan dersin. İkisi bir arada Ama öyle fiziği beslendiğini falan çok iyiydi hatırlıyorum. elinin. Değil mi? Evet ya, yani bir de bakınca dediğin gibi şeydir. Oğlum bunu yedin şimdi sen yağ tulumu gibi olursun. Normal fiziği gayet fitti. Bir de sonuçta Arsenal şeyinden geldiği için büyük ihtimal beslenme eğitimi de vermişlerdi. Adam ona göre besleniyordur. O garip gelmişti mesela. Şeyi Hiç hatırlıyorum, bizde Enzo Rocco vardı. Enzo Rocco veganlığa geçmeye karar vermiş. Bunu anlatıyorlar da ben o ara yoktum şeyde. 2 hafta sonra böyle tansiyonum düşüyor. İdmanda böyle bir şey oluyor falan. Böyle ben kendimi iyi hissetmiyorum falan diyor. Geri bıraktı veganlığı 2 hafta sonra. Böyle bir sıkıntısı var yani. Doğru beslenemezsen de cidden insanı bayıltabilir yani. ama en zor o konu memleketi de tam barbekü memleketi ya. Oralarda acayip Abi et Enzo tüketiliyor. da, Hasan Hoca hatırlarsın, Enzo da yani az buz fizikli adam değil yani. Onun bir ayağı vardı ya, böyle 50 numara, ofsayt bozdu bir kere. Acayip bir Aynen. ayak vardı onda. Derbide o da iyi oynamıştı, hatırlayalım.
O da mesela ya. Onun Beşiktaş kariyeri de böyle. Harale Gürele tam böyle attı. O dönemki Beşiktaş'a gelen Aynı dönem futbolcular abi, aynı ne dönemde geldi. oldu be bu Düşündüğümüz adama? her şey aynı. Günü aynı mı? Aynı masada attık yani. Beraber böyle pozları verdik. Aynı kaosun içinde de zaten savrulup gittik sonra. Görüşüyor musunuz diye ama herhalde görüşmüyorsunuzdur. Yok zaten şey yoktu. Ha, Beşiktaş aynı çok takımda da yoktu. oynamadınız galiba. Bir de o var. Oynadık. Beraber Ha. oynadık. İlk sene şey Abdullah Hoca döneminde beraberdik. Şenol Hoca döneminde o yine takımla devam etmişti. Oynadık ama İngilizcesi yoktu ama çok şeydi. İyi çocuktu. Diaby nasıldı abi? Ben Diaby'yi merak ediyorum. Abi Diaby de ya şöyle mesela adam şey olarak profil olarak transferde işte hoca profili kendi seçip getirdi diye düşünüyorum. Ama gelince mesela hocanın istekleriyle uyumlu bir profil değildi bence. Çok daha böyle geçişi oyuncusu. Süratli ama hani süratli oyuncu vardır da böyle bazen inanılmaz goller atar bazen de böyle ne yapıyor falan dersin. Biraz da böyle çok şey istikrarı da yoktu. Seçimlerle ilgili istikrarı da yoktu. Yani öyle adama sallaya sallaya bir sene de iyi katkı verdi bence. Tam hatırlamıyorum istatistiklerini ama o sezon full oynadı öyle ya da böyle katkı da verdi. Şey geyiği var abi. Ya bu büyük takım oyuncusu değil. Beşiktaş'ın oyuncusu değil ama o da çok böyle şey tabu bence. Çünkü bir sistemi yok, organizasyonu yok. Oraya getiriyorsun böyle kaosun içinde. Biriler parlıyor, biriler parlayamıyor. O ara bir etiketler yapıştırılıyor oyuncuya. Yoksa doğru bir sistem kurulursa herkes o sistemde büyür ya. Çok böyle Diaby'de, Enzo'da, ya Umut Nayır'da, Güven Yalçın'da ya da X bir kişi de çok böyle şey olacağını sanmıyorum. Göze batacağını sanmıyorum yani. O doğru rol tanımlanırsa, oyuncuda doğru rolü karşılayabilecek özellik varsa bence herkes katkı verir. Ben ki hepsinin de verdiğini düşünüyorum ben. Ben de taraftarken şunu da yadırgamıyorum. Beşiktaş taraftarısın, ne bileyim bize Edu gelmişti Şalke'den. Forvet vardı ya, Edu muydu? Şalke'den mi gelmiş? Bir Edu Ben giderdi onun forvet. ismini dün de unuttum. Bebe dedim. Bugün hala bilmiyorum. O dediğin Edu'ydu adamın değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mesela ya bu nasıl bir Edu'ymuş. adam? Ne işi var bizde? Sallıyorsun ama şimdi düşünsen mesela derinde mesela ne sisteminde oynuyordun? Adamdan ne bekleniyordu? Ya hepsi soru işareti. Salladık, gönderdik. Bir sürü ben de taraftarları anlayabiliyorum. O yüzden çok şey değilim. Adam bana çöp de yazsa, sen kralsın da yazsa çok değişebilecek bir görüş. Çünkü 2 hafta gol atıyorsun. Beşiktaş'ın umudu oluyorsun. 2 hafta atamıyorsun. Beşiktaş'ın bidonu oluyorsun. Ya hayat böyle. Bu forvet sende. Onu göğüslemeyi bilmen gerekiyor. Kalecide de o çok var. Çok anlık yani haftalık yaşayan adamlar yani kalecilerde. Abi kaleci ve forvet özellikle dediğim haftalık da değil yani kaleci direkt anlık. Yani o iki kurtarışın üstüne bir penaltı yaptırıyorsun geçmiş olsun. Ne yapacaksın? Tabii Maçı kötüsün o kaybettikten gün. sonra bir anlamı yok. Forvetin kurtarır. 3 tane kaçırırsın. Son dakika atarsın. Ya, kerata kaçırdın ama hadi 3 puanı getirdin olur. Öyle bir avantajı var yani. Peki abi senin o takımdan adam sor bitmez değişik böyle dizi karakteri gibi adamlar vardı. Mesela Karius'la da takım arkadaşıydın. Aynen. Karius'un Beşiktaş'a geldiğinde Türkiye'ye boşuna gelmemiş olayım diye saç ektirdiğini biliyor muydun abi? Saç ektirmiş Türkiye'de. Şaka yapıyorsun. Adam saçı hep vardı ya ne ara ektirdi Ya o? Saçı gelmişken bir gün olmadığı zaman dökülür olmuyor. diye ektirmişti. Araları mı serpiştirmiş abi? Vardı saçı onun. Nereden Şöyle ektirdi? Sen niye şuralara bir biliyorsun? şey yapmıştı. Galiba öyle bir şey yapmıştı. Kral bakımlı adamdı ya. Her şeyden sonra kremlerini sürüyordu, bakımını yapıyordu. Abi Karius'la ilgili şey geyiği olmuştu. Ya. Şimdi aklıma geldi. Biz bir FM yayını yaptık. Bizim Mert abiyle şeyde. Beşiktaş YouTube kanalında. FM'de Karius bir sene kiralıktı herhalde. Sonra opsiyonu vardı da öyle bir şey vardı Beşiktaş'ta. Öyle bir şey hatırlıyorum. Kullanmamışım ben ya da ayrılmış. Karius'la yollarımızı ayırdık demişim YouTube şeyinde. Onu bir meme yaptılar şey falan diyorlar. Sen kendi takım arkadaşın hakkında nasıl böyle konuşuyorsun? Ya ne alaka abi? Nasıl bir kafa? Yani bu kafada insanlar bile var. O yüzden cidden şeyi çok ciddiye almamak lazım. Gelen böyle taraftar tepkilerini. Taraftar abi anlık bir anda bir şey yükselip sana tepki verebilir ya. Adam Karius'u FM'de niye yolladın? Niye böyle konuşuyorsun takım arkadaşınla diye bana adam tepki verdi Doğru da karar vermişsin mesela. yani. Yerine getirdim abi. Wilfer Valkez miydi? Endonezyalı mıydı? Aa Ekvatorlu muydu? Bir tamam. kaleci vardı. Farines, Farines, Farinyes. Farines. Müthiş kaleciydi abi. İnanılmaz da keyfini de sürdüm. Şampiyonlar Ligi'nden de yükseldik falan. Kararda doğruydu dediğin gibi yani.
Farinezi buluyorsan yollarsın. Farinezi bulamasan da gerçi Karius'u yollardın da. Abi orada Karius'la ilgili şöyle bir arıza oldu. Dediğimiz gibi hani bu kalecilik tek maçlık mevzu falan filan dersin de. Karius üst üste çok fazla kötü maç oynadı ve o dönemin başarısızlığı da biraz Karius'un da üstüne kaldığı gibi. Bir de çok kaotik bir maçtan çıkıp Beşiktaş'a geldi herif yani. Zaten bence şey olarak hazır gelmedi abi ya. Yani öyle bir camiadan, yani Şampiyonlar Ligi'nde senin hatalarından sonuçta takım kaybetmiş. Oradan geliyorsun. Grubu zaten zor olan bir yoldan bir Beşiktaş'a geliyorsun abi. Ölüm tehditleri alarak falan geldi herif buraya yani. Tabii. Ya buraya geliyorsun. Burada da senaryo farklı değil. İki maç kötü oynayınca oraya dönüyor iş zaten. Orada da dediğin gibi şey mevzuna dönüyor. Ya doğru bir sistemde şimdi Fabri'nin ilk geldiği dönemi hatırla. Herkes ya Fabri ne işi var falan diyordu. Oradaki sistem takım olgusu öyle bir büyüdü ki Fabri de büyüdü. Belki Karius'ta yani doğru bir sistem oturtabilsek performans ile bir anda şey olacaktı. Adam kendini buldu işte Liverpool'a dönecek falan olacaktı. Sonra bir anda adam kulüpsüz noktasına geldi. Çok böyle şey psikolojik etmenler çok fazla barındığı için işte altından kalkabilmek çok kolay olmuyor. Abi ben seninle yayını paylaştıktan sonra birkaç tane öfkeli Giresunspor taraftarı gördüm. Giresun'dan ayrılışını sorar mısın diye. Giresun'dan ayrılışının ne oldu ki? Niye bu kadar bir... Abi onu da anlatayım. Giresun şöyle oldu. Ya çok spekülasyon uyandırmadan nasıl anlatabilirim? Uzun bir metin yayınladım. Yani Uyandıralım be abi. Bu normalde saat tam spekülasyon saatlerimizdir. yani Uyandırsana bir yok şeyler. şimdi rakip takım oldu artık benim için. Şöyle oldu abi. İkinci yarıda ben epey bir katkı verdim takıma. Güzel de geçti. Bütün şeyi planı Giresun'da zaten sözleşmem devam ettiği için orada devam etmek üzerine yaptık. Ama klasik şey mevzu. Alacakları alamamıştık. Federasyona verdim lig bitince. Federasyona verdikten sonra da süresi biz kamptayken işte ödeme tarihi oluyor. 30 gün boyunca ödemezsen ihtardan sonra benim sözleşmeyi haklı olarak feshetme şansım var ve bedelsiz gideceğim ve alacaklarımı ödemek zorunda kalacaklar gibi bir senaryo var. O süreçte işte son günlere yakın başkan bir çek teklifinde bulundu bana. Çekle şey yapalım bir kısmını diye. Ben de kabul etmedim. İşte durumu da açıkladım işte. Çocuğum doğacak, planlamayı ona göre yaptım. Artık son günler geldi. Bir anlamı yok. Yani ben birebir konuşmadım da menajerim vasıtasıyla ilettim ona. Sonra okeyleştik. Tamam öyleyse ödeyeyim falan. Mevzu bu sefer şeye döndü işte. Alacaklarına karşılıklı pes edelim. Başkan onu kabul etti. Sonra 2 saat sonra sportif direktör geldi bana bunu söyledi. Ben dedim ki abi 2 gün sonra ödemezse ben zaten feshedeceğim. Niye kabul edeyim bunu? Bu sefer işte o zaman seni 500 bin euroya satılık sitesine koyuyoruz. Direkt FM ağzıyla yani satılık sitesine koyuyoruz. İkinci kampa da gelmiyorsun. Sana transfer görüşmesi yapman için izin verdi. Yani kibar ağızla bu futbol şeyinde kadro dışı bıraktık seni. Abi diyorum ki 500 bin euroya siz beni kadro dışı bıraktınız. Bütün kulüpler bunu öğrenecek. 500 bin euroya kadro dışında olduğumu bilen bir adam niye bana 500 bin euro versin? Şu ekonomide kulüplerin şu dar boğazında ya neden versin adam? Zaten son gün benim bir şekilde bırakmak zorundasın. Benim de sana bir maliyetim var. Görece Giresun için maliyetli bir oyuncuyum. Öyle böyle bu sefer şeye döndü iş. Yani işte Umut takımda huzursuzluk çıkarıyor. İşte gelen oyunculara takımı kötülüyor. Genç oyuncuları etkiliyor. Tam tersine gelen oyuncular böyle şey kafasındaydı. Abi transfer gelmiyor ne olacağız falan. Ya dedim ki gelmezse siz oynarsınız. Sizin için daha iyi kendinizi gösterirsiniz. İşte o ara Doğancan gelmişti, Murat Cem gelmişti, Rahmetullah gelmişti. Kağıt üstünde takım kötü olur ama siz oynarsınız abi. Atacağınız 3-5 golle bir yerlere transfer olsun. Sizin için mükemmel senaryo falan diye onları motive ediyorum ben. Senaryo bu sefer ona döndü. Bir de kulüp hiçbir açıklama yapmadı beni kadro dışı bıraktığına dair. Ben kampta yokum. Benimle ilgili hiçbir şey yok. Ben tek başıma idman yapıyorum. Takım kampta. Ben dedim ki abi sonra şey süresini uzattılar. İzin süresini uzattılar. Dedim ki ben açıklama yapacağım abi siz benim kariyerime zarar veriyorsunuz. Ben sezon başı kamp geçiremiyorum ve istediğim takıma da gidemiyorum. Yapma işte şey olursun kulüple restleşme falan. Açıklama yaptım. Bu sefer kulüp işte benim aleyhimde açıklama yaptı. İşte biz zor duruma sokmamak için Umut'a açıklama yapmadık da. Şöyleydi böyle. Neyse onlar kendi açısından bir şeyler söyledi. Ben kendi açımdan. Benim tarafımdan hikaye bu. Onlar da başka bir şey anlattı. Orada insanlar inanıp inanmamak insanlara kalmış. Başkan bir şeyler söyledi. Başkana inananlar da var. Bana inananlar da var. Şey arayışım da yoktu. Abi ben haklıyım. Bana inanın şeyinde değildim. Durumu anlatmak çünkü
Sürüncemede bir durum var. Kariyeri zarar gören de benim. Sonra işte Eyüpspor teklifte bulundu Giresun'a. Giresun başkanı gitsinler Eyüp'le görüşsünler falan demiş. Yani bizim menajerlerim telefonunu bile açmıyor. Şeyler görüşüyor. Aracı menajerler falan bizimkilere söylüyor. Ben asıl kelam Eyüp'e de dedim abi ben alt ligde oynamak istemiyorum. Murat Başkan'a söyledim Eyüp'ün başkanına. Üst ligden beni isteyenler var. Bir sene beni kiralarsanız ben size gelirim. Ligede zaten seneye çıkarsanız size devam ederim. Onlar da anlayış gösterdi. Senaryo öyle Ümraniye'ye geldim sonra. Yani şey yapmak istemiyorum ama işte federasyona veriyorsun. Versen dert, vermesen dert, vermiyorsun. Paranı işte bugün ödeyeceğiz diyor, o gün ödeyemiyorlar, uzuyor. Verirsen kadro dışı kalma tehdidi. Hadi ben orada Giresun'da görece güçlü bir oyuncuydum. Bir şekilde kendimi sıyırdım. Yine ligde devam ediyorum. Genç bir oyuncu olsan kadro dışında bir sene boşa geçecek belki. Ya da ben Eyüp teklif sunmasa, kimse bonservis ödemese belki bir yere bırakmayacaklar. 6 ay futbol oynayamayacağım. Kulüpler nezdinde futbolcuların çok böyle değeri yok. Daha önce de yaşadım. Hatta kariyerimde ilk defa birini böyle federasyona verdim. Yani artık yaşaya yaşıyor o kadar şey gördüm ki. Yani veriyorsunuz sözler ama tutulmuyor. Sezon içinde de bunlar yaşandı. Belki orada başkanın elinde olmadan birilerinin sözüne güvenip sana söz veriyor ama sen sonuçta sen başkanla muhatapsın. Sözünü tutamamış oluyor. Yaşaya yaşaya yoruluyoruz ya Hasan Hoca. Bu futbol piyasasında görmediğim şey kalmadı. Bunu da gördük. Ama benim için kötü senaryo olmadı. Yine oynamaya devam ediyorum. İşte şans bulmaya devam ediyorum. Katkı vermeye devam ediyorum. Abi şey çok acı verici. Ya Yani sabahtan beri konuştuğumuz konuların içerisinde şu çok acı verici. Yerli futbolcunun dediğin gibi hiçbir güvencesi yok yani. Ve yok. korkunç şartlar altında mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani Abi üzücü olan kısım o zaten. Yani şey olarak atıyorum ben ayrılıyorum. İşte maliyetim yüksektir. Böyle bir açıklama yaparsın. Kardeşim işte ücretinde düş şeye git. Ya da karşılayamayacağız ayrılalım. Makul bir ücret söylersin. Ayrılırsın kulüpten. Sen böyle restleşmeye gidiyorsun. Ben gidiyorum. Düşün bir de benden para kazanıyorsun. Sonra benim üstümdeki bir maliyette yabancı bir oyuncuya daha fazla paralar vererek getiriyorsun. Kulüp zaten zor durumda diyorsun. Nasıl bunlar oluyor? Yani böyle şeyler de örtüşmüyor. Demek istediğim oydu. Sadece Giresun üzerinde değil ki bu. Bütün kulüpler aynı şekilde ilerliyor. Ondan İstanbul Ümraniye sürecini söyledim. Yok borç içindesin. Her sene transfer yasağın var. Giresun'da bir son gün açılacak mı diye bekliyor insanlar. Ama hala işte transfer yapmak zorunda hissediyor. Hem taraftarın baskısı, insanlar da taraftara doğru şekilde olayı anlatamadığı için bir şekilde transfer yapıyor. Ya düşeceğiz. Düşmemeliyiz. Yani düşmeyeceksin de ya Ankaragücü mesela geçen düştüğünde 15 sezon başı yaptı. 15 devre arasında yaptı. Yine düştü. Bu hani bir düşme kaldırdı sonra bir daha düştüler falan ya başka bir diğer sene. Düşüyorsan oturup transfer yapsan da birileri düşecek yani. Mühim olan o sağlıklı yapıyı kurabilmek. acı ya. Söylediği şeyler hakikaten acı. Şu açıdan da acı. Giresunspor mesela şimdi izliyoruz. Süper Lig'e bence çok büyük bir renk kattı. Bir de bir kar yani farklı bir şehir. Uzun zaman benim Tabii çocukluğumdan beri hiç camia. Süper Lig'de olmayan bir camiaydı. Şimdi bakıyorsun kafalar bu kafalarsa yine bir Bursaspor örneği mi geliyor? Eskişehirspor örneği mi geliyor diye insanın ya ben endişe ediyorum. Sen bir futbolcusun yani böyle şeylere çok bir şey diyemezsin de. Ben endişe ettim yani üzüldüm. Giresun'u da hani Giresun'un taraftarlarla da aramayı forma yollayalım bilmem ne diyen bir sürü kardeşim vardı. Üzüldüm yani onların adına da üzüldüm. Ama senin adına İstanbul'a gelip bir iki kredi vermen açısından mutlu oldum. Yani şu Yani üniversite inşallah birkaç o krediyi verebilirsek en azından oradan bir pozitifliği olur. Yani ligde devam ediyoruz. kredileri verme konusunda çok umut var konuşmadın abi bugün. Abi spor okulu seçmeli dersini aldım. Beden eğitimi değil de neydi? 2-3 tane öyle seçmeli ders onları veririm. 2-3 tane de baba ders 4. sınıftan kalan. Benim güzel kısmı abi şey 4. sınıfım ama kalan dersim alttan kalan dersim de var ama şey dersler. Türk dili ve tarihi işte İktisat. Böyle Atatürk kültürü bilmem nesi falan. Böyle şey dersler olur ya böyle zorunludur ama iki kredi, bir kredi. Yani şimdi derslerin isimlerini hatırlayamadığım için söylemekte zorlandım. Böyle dersler. Biraz daha böyle basit dersler aslında. Böyle en işte eşya, ticaret, iş hukuku,
Bir onları de verdim ceza muhakemesi. Bonservisinde Eyüp Spor'da olduğu için aslında sen 2 sene İstanbul'da kesin varsın. Yani 2 sene içerisinde belki senden bir diplomayı aldım şeklinde bir güncelleme gelebilir. Ya işte Giresun'da evi tuttum. İstanbul'a geldim. O yüzden böyle kesin buradasın kısmı biraz soru işareti. Tabii yani doğru söylüyorsun. Kağıt üstünde buradayım abi. Ya kötü kısım o işte. Böyle bir lanse oluyor ki. Doğru abi. Doğru. Giresun'da evimi tutmuşum. Düzenimi kuracağım. Tak ayrılıyorsun. Evin parasını ödemişsin. Adamla işte abi geri şey yapsak falan işte biz şey yapamayacağız da böyle oldu da. Burada geri ev arayışına girmemiz. Kaos ya. Nasıl ondan abi? Işte Giresun'da kiralar nasıl? Hakikaten merak ettiğim için soruyorum. Arttı acı. Bu orada da hocam şey 5.000, 10.000, 15.000 oralara doğru gidiyor ya. Ne diyorsun abi ya? Ne bildiğimiz 15.000 lira mı? Ben bir tane ev gezdim. Dedim ki işte kaç para? 3 artı 1 mi? 4 artı 1 ya da 3 artı 1. Saçma bir şey söyledi. 12.000 mi dedi? 13.000 mi dedi? Altta işte Alperen Şengün'e de tuttuk falan dedi. Dedim ki abi 13.000'e Giresun'da ev mi olur dedim. Alperen Şengün dedi Giresun'da işte, niye? Teksas'ta yaşamıyor mu Alperen Şengün? Giresunlu ya herhalde yatırım mı yaptı artık bilmiyorum. Bana öyle bir örnek veriyor. Belki de tutmadı yani. Klasik emlakçı şeyi vardı bir. Ondan sonra dedim ki abi Giresun'da etmez dedim bu kadar paraya. Biraz düşürme falan. Dedi sen şeyde kaça oturuyorsun İstanbul'da? Ya dedim abi İstanbul'da Giresun neyini kıyaslıyorsun ki yani bu kıyaslanabilecek bir durum değil yani. Şehrin bir ucundan bir ucuna 15 dakikada gidiyorum. İstanbul'da yarım saatte bir yere gidersem seviniyorum yani. Sen orada bir kıyaslama yapman doğru değil ama işte diyor şey maliyetleri artıyor. İşte bak en iyi şeylerde düşedim işte aralara niş attım. Böyle yaptım falan anlatıyor falan. Abi dedim evin içini çok güzel yapmışsın da bu fiyata dedim sen verebilirsen helal olsun sana. 2 gün sonra arıyor işte 2.000 lira düşürmüş öyle bir şeyler. Herkes şeyde yani hem kendini kurtarmaya çalışıyor hem işte millet cebini dolduruyor. Ben de daha fazla nasıl doldurursam derdinde öyle bir kafada gidiyorlar. Ev hakikaten güzel miydi peki? Mesela o ev İstanbul'da eder miydi bir 20.000 lira falan? Abi lokasyonda vallahi ederdi ev güzeldi ya. Ama yine de 12 çok ya. Emlakçı beyefendi bizi dinliyorsa buradan biraz... Belki vermiştir daha bir şey birine. Daha bir şey. Bir de seni görmüştür abi. Giresun Spor'da futbolcu ha demiştir. Bir çarpı ikileyelim bunu. O geyik bunu. Var. Şöyle oluyor yani. Kulüplerin genel olarak çalıştığı böyle emlakçılar oluyor. Biraz da böyle arasının iyi oldu. Onların da böyle elinde futbolcuların sirkülasyonda çok olduğu için kulüplerde girip çıktığı futbolcuların çok fazla ev oluyor. Genelde eşyalı işte belli bir standarda oturulmuş. Biri çıkıyor biri giriyor yani. Hasan Hoca çıktı o sene ayrıldı. Umut Hoca geldi. Umut Hoca oturuyor falan. Biraz o kafadalar. Alternatif aramaya başlıyorsun. O da futbolcu olduğunu duyduğu gibi dediğin gibi fiyatı artıyor falan. Orada da ayrı bir sektör var yani. Vallahi Giresun emlak sektörünü bile konuştuğumuz şahane bir yayın oldu. Senin de daha ufak bir çocuğun varmış. Antrenmanın da bugün vardı. Hazırlık maçı vardı bugün. Seni daha fazla yormayalım abi. Ben çok memnun oldum seninle tanıştığım için. Aa ben de çok memnun oldum yayına. Ama yapalım ya. Bu arada oldum. Seninle konuk şekli değil de sen müsait oldun mu gel be abi biz seni dinleriz ya. Biz seni her zaman bekliyoruz. Ya. Sana kalıcı Head Talks vizesi ayarlayalım ya. Vallahi abi arada sırada gel bize bir şeyler anlat ya. Keyif olur ya çok şey oldu diye biraz da aslında şey oldum. Ben anlatıyorum böyle dert yakınıyor gibi oldum yok ama. Yok be abi seni çok sevdik vallahi. Konu konuyu açınca şey oldu kusura bakmayın yani. Öyle vallahi seni çok sevdik. Sen bizim konuğumuz olma abi. Sen fırsat buldukça gel ya. Benim bizi çok okay mutlu abi. Ettin. Bizi çok mutlu ettin. Eyvallah sana hocam sağ olasın. Allah analı babalı büyütsün. Bebeği de sağlıklı saatle büyütmeyi nasip etsin. Ümraniye'de inşallah ligde kalır. Benim Umut Nayır formamda inşallah kargoda çok uzun süre kalmaz diyorum. İnşallah. Oradan H-Talk sevenlerden bir sinerji bekliyoruz Ümraniye için artık. Çok karamsar olmasın da. Bundan sonra zaten ikinci takım Ümraniye bu chatte herkesin. Kafadan Ümraniye. Abi yayını ben takip ediyorum. Göreceğiz bakalım. Ümraniye. İkinci takımlar Ümraniye. Abi çok teşekkür ederiz sana. Eyvallah hocam. Ben de seninle beraber kapatacağım yayını. Bazen bunu söylemiyorum. Millet chatte kalmaya devam ediyor. Hem chatime çok teşekkür ederim. İyi geceler dilerim. Hem de sana çok teşekkür ederim. İyi geceler dilerim abi. Eyvallah iyi geceler.